Efendim, inşallah böyle her şey güzel yoluna girsin, devam etsin. Hep onu diliyorum. Ama size az önce bir haberden bahsettim. Başına aldığı darbe sonucu 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal 9 Eylül'de Gaziantep'te hayatını kaybetti. Annesi Melisa Demet Ünal babasının iddiasına göre kızını yoğun bakımda bırakıp diğer küçük kızı 2 yaşındaki Sare Asya ile beraber kayıplara karıştı. Baba Almanya'dan geldi. Çocuğunu kimsesiz bebek olarak orada vefat ettiğini öğrendi. Bebeğini aldı, toprağa verdi ve soluğu stüdyomuza aldı. Ve diyor ki, tamam çocuğum için oraya gittiğinde hastane kayıtlarında düştü demiş, kayıtlara geçmiş. Madem çocuk kendi kendine düştü, anne niye kaçtı? Niye çocuğunun başına durmadı? Niye çocuğunu alıp da cenazesini toprağa Sahip vermedi? çıkmadı. Niye sahip çıkmadı cenazesine? Ve orada bir Bu adam var, babasıyım demiş, herkese ağlamış. Babası benim, o ağlayan adam kim? Ve ben küçük çocuğumu geri istiyorum çünkü ilkine bakamadılar diyor. Reklamlar. 2 ve 3 yaşlarında iki kız kardeş. Çocukları Türkiye'ye kaçırıp getirmiş. Büyüğü hayatını kaybetti. Kızını hastaneye bırakıp da erkek arkadaşına kaçıp giden cani pislik bir annesin sen. Küçüğü ortadan kayboldu. Tek dileğim küçük kızımı almak, Meryem'in hesabını sormak. Sare Asya nerede? Meryem Çiğdem nasıl öldü? 3 yaşındaki Meryem Çiğdem geçirdiği beyin kanaması nedeniyle götürüldüğü hastanede 3 Eylül'de hayatını kaybetti. 2 yaşındaki kardeşi ise ortadan kayboldu. Ben kızıma şarkılar söylerdim. Şarkı yazacağım zaman Meryem'i karşıma alır, gitar çalar. Yani ben o şekilde şarkı çalardım. Şimdi inanın içimden şarkı söylemeyi bırak, dinleyemiyorum. Her bir şarkı duyduğumda Meryem aklıma geliyor. Benim kızım öldürüldü. İnşallah Sare'mizi alıp bu sefer onunla beraber şarkılar söyleyip onunla beraber şarkılar yazacağım. Büyük kızının ölümünü şüpheli bulan, küçüğünün ise hayatından endişe eden babaya göre olan bitenin sorumlusu ayrıldığı eşiydi. Ona göre her şey karısının Almanya'dan Gaziantep'e gelmesiyle başladı. 8. ayın 31'inde bana bir mesaj geldi. Melisa tarafından. Çocuğun Meryem beyin kanaması geçirdi. Ben yapamıyorum. Gel çocuğunun başında dur diye. Ben de umut ettim ki Melisa hastanededir. Ama gittiğimde kimse yoktu. Meryem'e kimsesiz bebek diyorlarmış. Benim çocuğum 13 gün bir yaşam savaşı vermiş. Kendi ellerimle mezara koydum. Kendi ellerimle toprağına attım. Ne kadar kötü bir duygu. Benim ciğerim buysa senin ciğerin nerede? Ya benim küçük kızım nerede? Onu bana söyle. Öldü mü? Kaldı mı? Yaşıyor mu? Nerede? Bir haber ver. Göster değil mi? Peki suçladığı eski eşi iki kızıyla Gaziantep'e kimin yanına gitmişti? Arkadaşları bana eski eşimin Recep adlı bir çocukla beraber olduğunu söyledi. Bir sefer gitmiş galiba hastaneye, güvenliklerin söylediğine göre. Kolları dövmeli, biraz böyle değişik iri bir çocuk. Yere kafasını koyup şöyle hüngür hüngür ağladığını ve yoğun bakıma babası diyerekten soktuğunu öğrendim. Adam bana baktı, sen babasıysan bu kim dedi ya. Yani bu bile bana şüpheli geliyor. Sen neden hüngür hüngür ağlıyorsun? Doğukan Ünal 3 yaşındaki kızı şüpheli şekilde hayatını kaybedip 2 yaşındaki kızı ortadan kaybolduktan sonra eski eşinin arkadaşından gelen mesajların şüphelerini artırdığını da dile getiriyor. Bu olaydan sonra Melisa'nın arkadaşları bana ulaştı. Çocuğu dövdüğüne dair elindeki delilleri bana yolladılar. Erkek arkadaşıyla rahat rahat takılabilmesi için büyüklerin aldığı uyku ilaçlarını veriyormuş benim kızlarım. Nasıl bir annesi, nasıl bir ciğerim var? Meryem'imin ölümünde zaten annesinin dahili olduğunu düşünüyorum. Her şey de bunu gösteriyor. Hastaneye bırakıp kaçması, çocukları dövmesi, ortada olmaması, küçük kızımın olmayışı. Yani belki benim küçük kızımı da öldürdü ya da sakat bıraktı. Babaanne de torunu Meryem Çiğdem'in düştüğü için beyin kanaması geçirip hayatını kaybettiğine inanmıyordu. İddiası torununun darp edilerek öldürüldüğü yönündeydi. Ben eminim ki Melisa benim çocuğuma şiddet uyguladı. Sevgilisiyle beraber kafasına bir darbe vurdu. Yani ben eminim ki gelinimle sevgilisi yaptı bu işi. Suçlusun ki çocuğunu gömmeye bile gelmedin, gömmeye. Babaannenin bir diğer iddiası ise 3 yaşındaki Meryem'in ölüm nedenine dair gelininin birbirinden farklı anlatımlarda bulunması. Melisa arkadaşlarına söylemiş. Skuturda düşmüş, yuvarlanmış. Bir arkadaşına gözünde asimetrik benim çocuğum, torunumun vardı. O gözlük takıyordu. Güya göz beyine baskı yapmış. Beyin kanamasında o yüzden
ölmüş diye söylemiş. Bir arkadaşına da kanepede zıpladı, dengesini kaybetti, düştü. Bir başkasına da bisikletten düştü. Herkese başka başka masallar anlattı. Karakola ayrı ifade, doktorlara ayrı ifade, arkadaşlarına ayrı ifade. Kendince hayal kurmuş kafasında, nasıl bu işin içinde kurtulurum diye. Bir yanda evladını toprağa vermenin acısı, diğer yanda ise öteki kızına duyduğu büyük endişe. Öfke ve korkuyu aynı anda yaşayan Doğukan Ünal, ayrıldığı eşinden yanıt alabilmeyi bekliyor. Ben çocuğumu Meryem'imi kucağıma aldım, son kez yaparaktan salladım ve mezarına koyup yanına uzanmışım. Gözüme perde indi o esnada, çünkü yani gidiyor, sevgilim gidiyor, anlatabiliyor muyum? Benim sevgilim gidiyor, ebediyete uğurlanıyor. Yanına uzandım, Allah'ını seven yok mu bana bir kürek daha olsa toprak atsın. Ama kimse üstüme ne toprak attı, ne de onun yanına gidebildim, ne de onu kurtarabildim, yanında değildim. Diğerine bir şey olsun istemiyorum, anlıyor musunuz? Allah'ım kimseye çünkü bu acıyı vermesin, dayanamıyorum. Nasıl bir ciğerim var, nasıl bir annesin sen, nasıl bir anne? Ne olduğunu bile açıklayamayacak kadar bir insansın. Küçüğünü de öldürme, getir. Getir benim çocuğuma, ben kendim anne olayım. Melisa, sen cani bir annesin. Sana sesleniyorum, benim çocuğum ölü değilse çık programa ya da gel göster çocuğumu. Hak, hukuk neyse zaten ortaya çıkacak. Elinde ufak bir gelinlikle Almanya'dan çıkıp gelen Doğukan Ünal ve annesi, 3 yaşındaki Meryem'in şüpheli buldukları ölümündeki gerçeği öğrenmek, akıbetinden endişe ettikleri Sare'dense haber alabilmek istiyorlar. Meryem'imi kefenle uğurladım. Diğer kızıma hani kefen değil de bu gelinliği giydirip de çıkartacağım. Müge Hanım, size sığındım, size güvendim. Ta Almanyalılardan geldim. Sizden yardımınızı istiyorum. Küçük çocuğumu bulup büyük çocuğumun da hesabını sormanız için. Yalvarıyorum Müge Hanım. Ne olursunuz bulun Sari Asya'yı. Birini kaybettim. Bari Sari Asya piyasaya çıksın. Öncelikle başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Doğukan Almanya'dan geldi. İkman Hanım annesi, Zeliş Hanım da anne yarısı. Evet. Teyze. Yaşadıklarını anlatmak, paylaşmak için buradalar. Ne zaman bebeğiniz vefat etti? 8. ayın 31'inde vefat etti. Yok pardon, 8. ayın 31'inde ben oradaydım. 9. ayın 9'unda. 9 Eylül'de vefat etti. 9 Eylül'de vefat etti. Allah rahmet eylesin. 3 yaşında henüz. Allah razı olsun. Şimdi buradaki en önemli şey şu. Hayatta kaza denen şeyler var. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Kimse tabii ki evladının başına bir şey gelmesini istemez. Tabii. Ama kazanın da, yani hukukta da kaza tanımının oturması için bir takım unsurlar var. Şimdi bebeğin başına bir şey geldi diyelim. Bir kaza geldi rahmetlinin. Şimdi sizin buradaki iddianız çok önemli. Önce onu doğrulatmak istiyorum. Siz Almanya'dan size mesaj atıyor. Evet, ben işten çıkmıştım. Gel diyor. Şimdi siz geldiğinizde anne hastanede yok diyorsunuz. Müge Hanım, anne ortada yok, hiç kimse yok. Zaten benim çocuğumu garip bebek diye yatırmışlar oraya. Garip bebek. Ya benim çocuğum garip değil, kimsesiz değil. Kimsesiz bebek. Evet. Tabii doktorlar, güvenlikler, işte oradaki personellerin hepsi bile dedi ki ne? Ya dedi, siz kimsiniz? Ben dedim babasıyım. Yani şaşırdılar. Biz dedi garip bebek diyorduk buna, kimsesiz bebek kimsesiz diyorduk. Çocuk. Şaşırdılar, bana 4 gün sonra haber veriyor. Şimdi Doğukan, siz hala evli misiniz Melisa ile? Şu anda ne yazık ki halen evliyiz. Yani resmi nikahlı evlisiniz. Resmi nikahlı evliyiz ama dini nikahım olarak da ben çoktan boşadım onu. Yani. Tamam. Siz Almanya'da mı evlilik hayatınızı sürdürüyordunuz? Evet. Kaç yıl evli kaldınız? Yani kaç anda, yıllık evlisiniz şu anda? 4 yıl oldu. 4 yıl, 1 yılında hemen hemen Türkiye'de yaşadık. Hı hı. Türkiye'de yaşarken zaten çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok güzel bir evliliğimiz vardı. Ne olduysa zaten Almanya'ya gittikten sonra oldu. Nerelisiniz? Nerede yaşadınız? Ankara'da. Biz Ankara'da yaşadınız. Evet. Gaziantep'le ne alakanız var? Gaziantep'le ne alakası var işte, ben de ona şaşırıyorum. Siz Gaziantep'li misiniz? Hayır. Kız, Ankaralıyız. O da annesi, değil. O da hiçbir değil. Alakamız yok Gaziantep'le. Hiçbir alakamız Müge Hanım. Sonra siz İstanbul, yani Ankara'dan Almanya'ya mı göçtünüz? Evet. Ne iş yapıyordunuz orada? Ben burada Türkiye Tarım Bakanlığı'na bağlı bir kurumda memur statüsünde bir çalışandım. Güzel de işim vardı. Ayrıca müzisyenim, solistim, sahneler yapıyorum profesyonel anlamda. Orada da aynısını yapmayı istedim. Öyle vaatlerde bulundular, beni kandırdılar, götürdüler. Orada inşaat elemanıyım işin açığı. Ben orada inşaatta çalışıyorum. Hani cumartesi, neden Türkiye'den pazar. Türkiye'den gittiniz ki yani? Hani burada da yani müzisyen. Kandırdılar beni. Kim kandırdı? Eşimin ailesi. Eşinin, yok bize cezalar. Evet, evet. He.
Komple oradalar. Yok cezalar geliyor. 10.000 euro şu belediyeden gelmiş. 20.000 şuradan gelmiş. Ben hani... Ne cezası geliyormuş? Bilmiyorum. Melisa bana kaçarak, kendi kaçarak evlendik biz. Yok işte oradan okulundan ceza geliyor. Buradan geliyor. Annesi zırt pırt çağırmaları, etmeleri. Yani benim de burama geldi. Baktım bile yapamıyor. Melisa Almanya'da mıydı yani? Melisa Almanya'dan İslam Türkiye'ye mi kaçtı? Türkiye'ye kaçtı geldi. Nasıl evet. Buluştunuz ki sen Türkiye'de, Almanya'da? Hayranımdı kendisi. Hayranımdı. Ayrıyetten de ablamın kocasının kuzeniymiş. Ben sonradan öğrendim. Ha, sen böyle şarkı falan uzak söylüyorsun. Sosyal medya hesabın evet. Evet, oldu. Senin hayranın öyle. Mıydı? Evet. Evet. Ha, öyle tanıştınız. Evet. Burada evlendiniz. İlk bir yıl güzel gitti. Evet. Sonra sen de eşinin ailesinin yanına aldın eşini. Almanya'ya gittin. Aynen. Orada da inşaatlarda çalışmaya başladın. Aynen. İnşaatta hafta sonları da sahne yapmaya başladım gene. Bir şey falan çalıyor musun? Çok enstrümanları çalıyorum hemen hemen. Şarkı da söylüyorsun. Evet, şarkı orada da hafta sonunda para kazanıyordun. Evet. Gene evet. Geçiniyorsunuzdur herhalde. Gül gibi geçiniyoruz. Gül gibi geçiniyorduk da. Sonra ne oldu? Ya sonra şöyle söyleyeyim, annesi kaçtığımız için zaten bizi hiç sevmedi. Babasıyla benim aramı bozdu, abisiyle aramı bozdu. Kavgalar, dövüşler. Bizi benim Meryem'im doğduğunda, Meryem'im 6,5 aylık, 7 aylık falan doğdu. Büyük çocuğum. Rahmetli olan. Aynen, yani. Rahmetli olan. Bizi o şekilde sokağa attılar. Biz otellerde kaldık, oralarda kaldık. Çocuğumla beraber acımadan. Sonra kendimize bir ev tuttuk, inşaat gibi bir ev. Yani bilirsiniz Almanya'nın evleri... hep duvar kağıdı olduğu için yerlerini kaldırırlar, mutfak dolabı olmaz. O şekilde teslim ederler. Nasıl girersen o şekilde çıkarsın evden. Öyle bir evde kaldık biz. Tek tencere, çorba yaparak, kızımın bir tane beşiği var. İkinci el bir koltuk bulmuştum. Komşularımın çoğu da şahit zaten bu duruma. Hepsi şahitler. O zaman Almanya'daki hayatınız güzel gitmiyordu yani. Sonradan ben güzelleştirdim. Anladım. Güzelleştirdim. Sonra ne oldu, bu kız aldı iki çocuğun Türkiye'ye mi kaçtı? Annesi bizim aramıza girdi durmadan Müge Hanım, beni yılda bir sefer sokağa atıyorlardı. Biliyorsunuz kadın hakları orada biraz daha şey. Ama sen de bir şey yapıyorsundur da durup dururken de seni sokağa atmıyorlardır şimdi. Ya şöyle söyleyeyim, bir şey yapma derken ben dövmüyordum, sövmüyordum. Tamam, karı koca arasında tartışma olabilir, kavga dövüş olabilir. Ufak tartışmalara bile annesi geliyordu, olmaz etmez polisi ara, uzaklaştırma al. Ben gidiyordum inşaatta çalışıyordum. 50 euro para kazanıp 45 euro otele verip 5 euro ihtiyaçlarıma bile yet. Şimdi sen de rahat durmamışsın demek. Şimdi burada bak o konu ayrı ama şimdi burada olmayan insanlara da şey yapmayayım. Ya tamam, zaten benim de kızımı kaçırsa adam, ben de o damattan hiç hoşlanmam ama iki tane çocuk olmuş. Hani mecburen katlanırsın. Sen de demek ki bir şey yapıyordun da bunlar. Yok, da ben hiçbir şey yapmıyordum. Hiçbir şeye kanıtlayamazlar Müge Hanım. Kanıtlasınlar. Bir şey yapmıyordum. Yok. Yok, durduk yere beni şey şikayet ediyorlardı. Ama karı koca kavgası demek ki dışarıya taşıyordu. Evet. Yok Müge yok, Hanım, yok, şimdi taşmıyor. Kayınvalide hiç istemedi Doğukan'ı. Hiç istemedi. Yar etmedi. Kabullenmedi Doğukan'ı. Hiç kabullenmedi. Sürekli senden ayıracağım, Doğukan'dan ayıracağım. Düğünümde bile kulağıma dans ederken kulağıma bile söyledi. Kızımı bugün değil ama yarın senden ayıracağım dedi. Düğünümde söyledi bu kelimeyi. Düğünde söyledi. Size yemin ederim. Yani, aynen öyle. Yok, onu ufacık üzersen onu senden alırım. Ne, her şeyini de alırım. Benim neyimi alabilir ki? Aldılar işte, benim canımı aldılar. Benim canımı niye alıyorsunuz ki? Almayın, benim canımı bana verin, ben canlarıma bakayım. Ne istiyorsunuz? Trilyon mu istiyorsunuz? Mal mı istiyorsunuz? Mülk mü istiyorsunuz? Araba mı istiyorsunuz? Ev mi istiyorsunuz? Yat mı istiyorsunuz? Yıllarca çalışayım, kazandığımı size vereyim. Kazandığımı benim, ama benim kızımı öldürmeyin. Niye öldürüyorsunuz? Peki ne oldu sonra? Almanya'daydınız. Ailesi de Almanya'da onun. Sen Almanya'dayken evet. O çocuklarını alıp Türkiye'ye mi kaçtı mı yani senden? Aynen, kaçtı. Kaçtı. Çocuklarımı alıp ben bir amcamın cenazesine geldim. Ufak tartışmaları büyük boyutlara taşıyaraktan Almanya'ya geri döndüğümde bir evim bile yoktu. Kendi çabamla bir şeyler yaptım. Anlaştık. Dedi çocuklarını her hafta sonu görebilirsin. Belki bir iki hafta, değil mi? Evet. Bir iki hafta çocuklarımı gördüm. Meryem'e hatta fotoğraflarımız var. Onları da atabilirim. Ha, siz Almanya'da ayrı yaşamaya başladınız. Aynen, ayrı yaşamaya başladım. Sonra ne oldu? Sonra ben Melisa'yı dedim, hani böyle olmayacak. Ayrılmamız uzun sürecek. Çünkü Almanya'da bir yıl ayrı yaşaman gerekiyor ki... mahkemeye başvurabilirsin. Dini nikahımdan attım. Banu Akın, Banu mu telefon attığımızda? Almanya'dan arıyor. Bu da Melisa'nın arkadaşı. Banu Hanım, günaydın. Günaydın Müge Hanım, hayırlı güzel yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Buyurun, siz Melisa'nın mı arkadaşısınız? Evet, yani çok da yakın arkadaşım değil. Birkaç defa bir araya geldik. Ama Gaziantep olay... biletlerini ben aldım demişsiniz. Evet, benden rica etti. Ben kredi kartımdan biletlerini aldım. İki kızı ve kendisi için. İlk yani Almanya'dan Gaziantep'e giderken. Evet. Evet. Peki ne dedi? Niye gidiyormuş Gaziantep'te? Kim varmış? Ne varmış?
Müge Hanım, Gaziantep'te şimdi Doğukan'la yaklaşık Şubat veya Mart ayından beri ayrılardı. Doğukan'ı evden atmıştı polis nedeniyle ve uzaklaştırma almıştı. Çocuklara da o zamana beri göstermiyordu. Ben o zamana kadar zaten Doğukan'ı tanımıyorum, görmüyorum, hani bilmiyorum. Pek bir yorum da yapamam kişi hakkında. Sadece Melisa'nın anlattığı kadarıyla biliyorum. O da haliyle kötülediği için göstermiyorum çocukları dedi. Konu böyle kapandı. Şimdi çocukları sonra göstermiyor diye bir şey yok. Uzaklaştırma kararı çıktığı zaman çocukları da kapsıyor. Almanya'da da öyledir. Yani aslında çocukları göstermiyor diye bir şey yok. Seni evden uzaklaştırıyorsun. Herkesten birden uzaklaşıyor o kişi. Ne diyordu Doğukan'ı? Neden uzaklaştırma istemiş Doğukan'la ilgili? Size ne anlatıyordu? Doğukan bağırıyor. Doğukan kızıyor. Yani her normal evlilikte olan kavgalar, yani farklı farklı büyük bir şeyler söylemiyordu. Doğukan sürekli bağırıyor. Şimdi Melisa Almanya vatandaşı olduğu için Doğukan'ın da burada çok rahat bir oturumu daha henüz olmadığı için çok rahatlıkla hani onu buradan Türkiye'ye geri göndermek için elinden gelen çabayı sarf ediyordu kendisi. Yani gitsin istiyordu Almanya'dan. Evet, hani zamanında kendisi getirdiği için pişman şimdi olmuştu. De onu istemediği için evet. Yani her türlü her ufak şeyde gerçekten polis çağırıyordu. Evet. Peki sonra madem Almanya'dan o gitsin istiyordu, o niye Gaziantep'e geliyor Köln'den? Onu anlatıyorum size şimdi Müge Hanım. TikTok'tan bir beyefendiyle tanışıyor, bir oğlanla tanışıyor. O da Gaziantep'te yaşıyor. Ondan sonra bize anlattı, bana ve bir arkadaşıma da. Ben de dedim ki Melisa, Türkiye'de insanlar senin iki tane kız evladın var. Gitme, tanımıyorsun, daha bir aydır tanıyorsun. Beni seviyor, bana aşkım diyor, bana güzel davranıyor. Şöyleydi, böyleydi Müge Hanım. Bizi dinlemedi. Tamam dedim o zaman. Sadece bir haftalığına bilet almıştı. Yani Haziran'ın yani buradan, 9'du. Köln'den, Almanya'dan, Gaziantep'e hiç yüz yüze gelmediği bir insanın yanına mı gitti? Evet, aynen o şekilde. Yıllar önce benim yanıma geldiği gibi. Akıl fikir ver yarabbim. Senin yanına gelirken de mi seni tanımadan geldi? Ama akrabalık vardı senin işte, onunla. Ablamın kuzeni, ablamın kocasının kuzeni olduğu için. Ama ben dedim ki ne? Hiç tanımadığı adam direkt indi geldi. Düğün oldu Müge Hanım, bir arada ama durdular, ettiler. Ki. Daha yüz yüze bir tanışmadık ki. Ben hiç ben görmedim. Akrabası olup tanımıyor ki. O zaman da yüz yüze değil. Yok, geldi ya. Buluştunuz, dayısı buluşturdu sizi. Büyükler tamam, ama bir araya geldi. Sonradan babası geldi. Tamam, baba geldi. O sonrası kaçmasından bahsediyoruz. Ya, kaçması öyle değil. Benim yanıma tanışmak için neyse gelmiş. Yani saçmalıklar dizisi. Evet, yani ama Müge Hanım şimdi ama yine, peki bir zaman, saniye ben bağlı dinlemeye devam edeceğim. Şimdi. Yani hiç o TikTok'ta tanıştığı kişiyi hiç tanımadan kalktı Almanya'dan Gaziantep'e gitti çocuklarıyla. Evet, şunu düzeltmek istiyorum. Köln şehrinden değil Düsseldorf'tan uçtu burada. Düsseldorf'tan. Tarihte 9 Haziran çünkü biletleri ben aldım. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Tamam sonra. Yani 6. ayın 9'unda bir ay bir tanışma süreçleri var. 2 ayda gitmiş çocuk. Recep Bey'le. İşte Recep de Antep'te yaşıyor zaten. Ondan sonra işte ben gideceğim falan dedi. Tamam dedik, bir haftalığına biletler geri dönüşümlüydü Müge Hanım. Ben o şekilde almıştım, gidiş ve dönüş uçuşu, ama gelmedi. Ben burada çok mutluyum dedi. Ben burada aile huzuru gördüm. Bana burada sahip çıktılar. Saygısız göstermiyordum. Bana burada sahip çıktılar. Dönüş biletini iptal etti, uçmadı geri. O tarihten ta 9. aya kadar, yani 3 ay, 3,5 ay gibi bir zaman farkında Türkiye'de kaldı. Sonra Melisa kamerayla beni arıyordu veya diğer arkadaşımı ve sürekli Antep çok sıcak mesela, 45 derece falan. Ben de diyorum ki Almanya'da çok sıcak. Bu çocuklar nasıl ikisi böyle yapışıp kanepede yatıyorlar? Gülmeye başladı. Dedim Melisa, bunlar böyle rahat bir şekilde uyuyamazlar gündüzün ortasında. Dedi ki ben onlara eczaneden uyku ilacı aldım. Akşamdan bir veriyorum, sabaha kadar kafam rahat. Ay, vay cani anne vay. Vay canavar. Emin misiniz vay. Size böyle mi söyledi? Eminim Müge Hanım. Ben Doğukan'ı hiç tanımıyorum. Ama benim de 10 aylık bir oğlum var. İlk çocuğum ve ben bu olaydan çok fazla etkilendim. Yani biletlerim beni... Yani çocuklara ben buradan... Ya bir insan çocuğuna uyku ilacı verir mi ya? Nasıl annesin sen? Ne için veriyorsun ki? Bir anne çocuğuna çok özür diliyorum sinirimden. Yani uyku ilacı niye veriyorsunuz? Ben bile uyku problemim var. Melisa, neden veriyorsun? Ne için veriyorsun? Cani kadın. Melisa. Cani kadın.
verdi. Melisa hepimiz anneyiz. Soruyorum size. İnsan evladı için canını ortaya koyar. Sen canavar bir annemizsin. Ciğerini yemiş bir annemizsin. Nasıl kıydın? Bir meleğe nasıl kıydın? Hepimiz evlatlar için... Ya verilmez. Ne uyku ilacı verilir, ne başka... Bir kere doktorun önermediği hiçbir ilacı çocuğunuza veremezsiniz zaten yani. Bir de ortalarda kayıplara karışıyorsun. Ben öyle sular bular veriyorlar. Ondan bile hoşlanmıyorum. Yok bilmem ne çayı, yok şey. Ben ne yaptığını bilmediğim hiçbir şey vermem çocuğuma. En doktor ne diyorsa bu. Odur. En doğrusu o. Veremezsiniz şeyde, zaten. Veremem. Ne yaptığını bilemem. Alerjisi mi vardır, o su mu hocam, vardır? Hocam küçücük çocuğa var, verilir mi uyku ilacı? Peki bağlı sen demedin mi? Ben nasıl verdin çocuğuna hani uyku ilacı? Müge Hanım, eğer beni bir bölmezlerse anlatmak istiyorum. Yani sevgilisiyle ben... rahat etmek için mi uyku ilacı veriyor? Evet. İşte bak az ben önce dediğim şey. Ki, sevgilisiyle rahat etmek için çocuklara... Müge Hanım, buyurun. Almanya'da çocukları sabah 8, öğlen 4'e kadar burada anaokuluna veriyordu. Hı-hı. Hiçbir sorumluluk yok. Sadece gidip alıyor, geliyor. Eline 2-3 bisküvi veriyordu çocukların. Yemek yapmak da yok burada. Sonra yatırıyordu. Ama Antep'e gidince çocuklar başına kaldı. Çünkü Recep tüm gün çalışıyor. Evde yemek de yapmıyor. Çocuklarla ilgilenmiyor. Mecbur kafasını dağıtmak için, rahat olabilmek için bu şekilde bir çözüm bulmuş kendince. Ben de ona dedim çok yanlış yaptın. Yani etkisi ne olur ne olmaz bilemezsin. Zaten ben Melisa'ya... O Recep Bey, peki ben sözünüzü kestim. Bir saniye sonra? Sonra zaten sürekli dövdüğünü söylüyordu. Dövme diyordum, yapma diyordum, günah çocuklara. İşte yok sinir ettiler beni, batırdılar. Bessiz alıştırmaya çalışıyordu. O da evi haliyle çocuk pislettiği için sürekli dövüyordu. Yani Melisa'da şey yoktu Müge Hanım. Bir anne olarak ben çocuğumla ilgileneyim, oturayım, hani şefkat göstereyim. Bu konuda sadece şunu söylemek istiyorum. Recep'in ben hiçbir şekilde hakkını yiyemem. Adamı ben mesela gördüm kamerada, çocukların altını değiştiriyor, bezini değiştiriyor. Veya benim... Melisa bana... Melisa o beni zaman aradığında... bebenin altını değiştiriyor. Elin şu adamına çocuğun, kız çocuğunun altını diyorsunuz ama arkadaşlar lütfen artık şu şeylerden de vazgeçin. Annesi başındayken, annesi hasta değilse, annesinde bir problem yoksa... Çocuğun belki altını annesi değiştirir kardeşim. Tabii. Benim çocuğum öldürüldü. Benim çocuğum öldürüldü. Bazı şeyler var öldürüldü hayatta olmaz. Evet, dün yayının sonunda gerçekten bu konuyla beraber böyle kanımız dondu. Küçük bir bebek ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Nurlar içinde yatsın. Bir kaza sonucu anne bebeğin beyin kanaması geçirdiğini söylemişti. Baba buna inanmadı. Neden olarak da hastaneye gittiğinde anneyi çocuğunun başında... bulmayışı en başta onu şüphelendirdi. Evet. Bu olduğunu söyledi. Ve küçük kızını arıyordu. Hayatım, kızını bulduk. Canım. Sen... Ha. Hayatım. Canım. Allah razı olsun sizden gerçekten. Sen küçük kızını... Nerede? Bulma... Burada mıymış? Sen küçük kızını bulmak için Almanya'dan buraya geldin ama kızın Almanya'da. eşin küçük bebekle beraber almış küçük bebeği ve Almanya'ya annesinin yanına dönmüş. Melisa Demet Ünal ve 2 yaşındaki kızı Sare Asya. Canlı yayınımızdalar. Günaydın. Yayındasın. Evet, günaydın Müge Hanım. Günaydın. Sabah gazetesi temsilcisi muhabir İsmail Erel. Efendim Almanya'da gerçekten, öncelikle şunu da söyleyeyim, Sabah Gazetesi Almanya katil temsilcisi kardeşim. Muhabirimiz İsmail Erel, A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Haber Koordinatörü Metin Argül'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yayını gerçekleştirebilmek için dün akşamdan yola çıktılar, 1000 kilometre yol gittiler ve eşinin yanındalar. Öncelikle bir bebeği gösterebilir miyiz Doğukan'a, babaannesine? Asya'ya getirsene. Şey, katil. Önce bir kızını görsün. Şşş, dur bir dakika. Önce bebeğini gör. Günaydın, söz sizde. Şu an bebek. Hı-hı. Şu an bebek bir başka odada. Anneannesi şimdi çocuğu almaya gitti. Birkaç saniye içinde ekrana gelecektir. Çok teşekkir ederim. Önce bir bebişimizi gösterelim. Babasıyla babaannesi bir görsünler. Çünkü sağ mı, sıhhatli mi diye çok meraktaydılar. Allah razı olsun. Canım, bebek durmamış hayatım, o yüzden anneanne
Çocuğu tutmuş, eşin de karşında Doğukan. Benim eşim değil o ya, katil. Niye çocuğunu bırakıp neden kaçıyor Müge abla? Kaçmasın. Başında dursun, ben katil öldüm, değilim. Değilim katil değilim, ben öldürmem niye onu. Niye kaçtın? Pislik kadın. Öyle deme, dur şimdi bir dakika. Kaçtın, katilsin ki kaçtın, katil. Nerede? Önce bebeğini gör. İzade kurban olayım sana, İzade. Sade kurban olayım sade sana. Babacığım duyuyor mu beni ya? Aşkım hangi kamera? Babacığım kurban olayım ben sana. Seni alacağım, söz alacağım. Bak sana ne aldım bak. Bak sana ne aldım aşkım. Baba Meryem'i aldılar, seni alamayacaklar. Bak sana ne aldım babacığım bak. Gördün mü sen bunu kurban giyeceksin, ben damatlık zahmet giyeceğim, söz damatlık giyeceğim, buradan uğurlayacaklar bizi aşkım, çok özledim. Oy kurban olayım sana bebeğim. Aşkım. Kurban olayım sana. Çok özledim seni. Ablanın yanına getirmediler ya. Benim kızımın ağzı yüzü morarmıştı hastanede. Kulağına fısıldadım. Sare'yi getireceğim sana kardeşini. İki gün sonra güllük gülistanlı kaçtı çocuğumun suratı. Anne dedim bir umut var. Ya, bir Meryem umut dedim var. Sare'yi duydu dedim uyanacak. Getirmediler. Getirmediler. Melisa. Neden çocuğuz? Beni tanıyorsun değil mi? Ben kimim? Zeliş teyzen. Hani diyordun Zeliş teyze seni çok seviyorum. Neden benimle konuştuktan sonra telefonu... Neden bana demedin kızımı görmek istiyorum? Niye bırakıp kaçtın Melisa hastanede? Bir soralım. Melisa günaydın. Müge abla ben sizinle konuşmak... Günaydın evet, abla günaydın. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Öyle karşı taraf sussun, ben konuşmak istiyorum. Konuş. Tamam, zaten onlar da senden cevap bekliyorlar Melisa birçok konuda. Ben de zaten cevaplayacağım. Esasını olduğu gibi her şeyi anlatacağım. Recep ben kaçmadım. Tamam. Benim kesin ailem de hastaneye be geldi. Konuşsun. Kimse kaçmadı hastaneden. He. Ben çocuğumun başından da ayrılmadım. Ben çocuğun tamam başına geldim ta ki Doğukan gelene kadar. Kamera. Ta ki Doğukan tehdit edene kadar. Ölüm tehdidi edene kadar. Kanıtlar ben mısın? Ben 14 sonra gelemedim hastaneye. Ölümle tehdit etti. Melisa tamam buraya gelmeyecek. Hatta hastaneye ilk geldi. Gün Doğukan orada güvenliklerde bas bas bağırdı. Ben kızımın fişini çektireceğim diye. Ben kızımın annesine hiçbir şekilde gelemez. Buraya adım atamaz. Canlı şahidim de var. Bunun canlı şahit duyanlar da var. Ben çocuğumu hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Allah da şahidim. Allah rızası için telefon ses tespit edin. Ölüm tehdidi ettiğine dahil. Yalan. Ben kızım için, ben kızımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Benim annem, benim dedem, benim anneannem hastanelerdeydi. Benim ailem hep hastanedeydi. Benim ailem hiçbir şekilde hastaneye gelmemezlik yapmadı. Peki doktor. Bunun kanıtlarını da zaten peki, ispatladım. Doktor, size de gönderdi. Müge... Sen konuşma. Melisa sizinle konuşmak istiyorum. Tamam konuş, biz de girmek zorundayız ama. Hep sen konuşamazsın. Orada dur. Peki yoğun bakımın doktoru, tamam biz yalan söylüyoruz, seni tehdit etti Doğukan değil mi? Peki yoğun bakımın doktoru, beyin cerrahi doktoru bağlansın bizzat. Sen o çocuğu babası bir haftadır bırakıp gitmiştin. Öz babam bağlansın. Kamera kayıtları istensin, doktor babana söyledi. Bağlansın. Benim... Doğukan nasıl seni tehdit etti? Al demirle. Şimdi dün bir bağlantımız oldu. Ha. Kadire nerede ha o tamam bağlantı ha şeyi? O bağlantı gitti. Şimdi Melisa Recep dün bir arkadaşım bağlandı yayına. Hatta yeniden de bağlanacak. Evet. Tamam adın sen neydi? Sen sevgilin çok için yalan çocuğunu öldüren bir kadınsın. Bir de kendini savunmaya mı çıkıyorsun? Bir dakika. Utanmaz arlanmaz. Rezil. Bir de hamilesin başkasında rezil. Bir de kendini mi savunuyorsun? Ne yaptın o meleğe? Ne Recep yaptın? Nerede, dur bir soralım. Zeliş Hanım bir saniye. Melisa sen öncelikle hamile misin? Konuş. Evet. Terbiyesiz, hamilesim, utanmaz, ahlaksız. Bir de tamam konuşma yüzü buluyorsun. Sussunlar ben konuşacağım. Öyle mi? Konuş bakalım hadi. Konuş. Hani Melisa, dün emindim bana söyledin. Tamam bir dakika konuşsun. Müge abla konuş. Anladığım kadarıyla babası Doğukan değil bebeğin değil mi? Evet değil. Değil Müge Hanım değil.
Evet. Evet ne yani? Babası Recep. Benim Asya ile Meryem'in babası Doğukan. Tamam. Şu andaki hamileliğindeki baba kim? Bir dakika. Bir dakika. Göremiyorum ekranı. Şu andaki hamileliğindeki... Benim şimdiki arkadaşım. Baba Recep olan. Aldemir. Tamam. Recep şu an Recep'le evet. Konuştuk da onu da ileteceğim. Şimdi bir göreyim. Şimdi dün bir arkadaşım bağlandı. Banu Akın. Ve dedi ki çocuklarına zaten evet. Recep'le daha fazla vakit geçirebilmek için çocuklarına uyku ilacı veriyordu. Çocuklarını dövüyordu. Hep bakıyordu Recep bakıyordu çocuklara. Konuşun bağlansın. Belki de hani bu uyku ilacıyla tabii şimdi sana çocuğun nasıl beyin kanaması geçirdiğini de soracağım. Ama çocuğun bu kazayı geçirmesinin nedeni bu uyku ilacı da olabilir mi? Aslında bu konuda da şüphe uyandırdı. Şimdi sen çocuklarına uyku ilacı mı veriyordun sevgilinle rahat etmek için? Hayır. Yalan değil mi? Hayır. O da hayır. Tamam. Ama Banu anladığım kadarıyla senin yakın arkadaşın sana uçak bileti alacak kadar yakın sana. Evet benim biletimi zaten kendisi kesti zaten. Bunu ben inkar etmiyorum. Evet. Hatta ben normalde bir haftalığına gelmiştim. Benim çocuklarım huzuru Türkiye'de buldular. Benim çocuklarım huzuru, mutluluğu, aile şefkatini Türkiye'de buldular. Ha Allah da razı olsun aileden bana bir kapıyı açtılar. Vay be. Benim çocuklarım çocuğunu Almanya'da mutlu olamadıkları kadar Türkiye'de mutlu oldular. Ben çocuğuma asla şiddet uygulamadı. Allah da bilir hangi bir anne evladının canına kıyabilir. Hangi bir anne? Terbiyesiz. Kes sesini. Doğukan bir dur. Ben oradaydım. Ben hiçbir yere kaybolmadım. Allah rızası için Antep polisini, Gaziantep polisini araştırın. Allah rızası için Mügaf'la sizden tek isteğim bu. Polislere gidin araştırın. Ben polislere gezdim, dolandım. Ben hastaneye gitmek istiyorum. Beni ölümle tehdit ediyorlar. Ben hastaneye gidemiyorum diye yalvardım polislere. Ama polisler gelmedi. Polisler dedi ki ne herhangi bir şey olunca anca bir insan ölünce mi? Polis geliyor. Almanya'da böyle bir şey yok. Almanya'da polisler böyle deyip Türkler, Türkiye'de polisler öyle değil deme şimdi bilmediğin konularla ilgili. Sana ne yapsın Türkiye'deki polis Almanya'dan almışsın çocukları buraya gelmişsin başka bir adamdan hamile kalmışsın. Polis sana ne yapacak? Emniyette bütün her kaçıp başkasından hamile kalanın başına bir polis dikecek hali yok. Zaten kaç yüz bin tane polisimiz var. O değil o konuşayım dur. Bu çocuk nasıl düştü? Skuterden düştü. Biz dışarıdaydık. O günü ben çocuklarımla dışarıdaydım. O günü skuterden düştü. Hı-hı. Benim çocuğum. Ondan sonra az bir şey ağladı. Ondan sonra hiçbir şey yoktu. Ağlamadı. Eve geldik. Gayet normal. Çocuğum uyudu. Sonra fark ettim. Nefes alamadı. Bilinci kayboldu. Hani uyumuştu? Ben de anında ambulansı çağırdım. O esnada zaten Recep geldi. Recep evde yoktu. O esnada Recep geldi. Hemen ambulansı aradı. Ambulansı çağırdı. Ondan sonra üniversite hastanesine yetiştirdim. Hani uyumuştu? Üniversite hastanesine yaklaşık 5-6 saat kaldı. Ondan sonra 5-6 saat yaklaşık kaldı. MRT beyin tomografisi çekildi. Hatta oradaki üniversite hastanede dedi ki ne şu anda ameliyata gerek yok. Önce yoğun bakıma alınsın, ertesi güne bakılsın. Eğer benim Meryem yavrum orada şu an ameliyat olsaydı elinde. O zaman belki benim yavrum cani kadın gelseydin ya mezarına. Benim polisler eşliğinde gelseydin. Koruma alsaydın sonra kendine. Sonra ikinci günü sonra sevk edildi. Sen nasıl Almanya'ya kaçacağını düşündün? Peki bak. Ben kızımın başından ayrılmadım. Peki. Rabbim de şahit, Allah da evet, şahit. Evet. Doğukan benim ailemi arıyor, dedemi arıyor, annemi arıyor, küfürler basıyor. Ölümle tehdit ediyor. Ben o kadar saygısızım. Ben de o esnada polise gidiyorum. Allah rızası için Müge abla, Allah rızası evet. için telefonları Allah tespit edin. Ses kaydını tamam. lütfen dinlensin. Tamam, sizden tek ricamdır. Bak Melisa benim... ben de dün Doğukan'a benzer bir şey söyledim. Bak beni bir dinle. Ben de Doğukan'a belli bir şey söyledim. Dedim ki sen tehdit ettin de kız o yüzden mi gelemedi dedim. Fakat Doğukan'ın ailesinin iddiası şu. Biz Almanya'dan geldiğimizde zaten oradaki doktorlar bu çocuğun başında hiç kimse yok dediler. Bu çocuk kimsesiz bebek olarak biz garip diye bu çocuğa bakıyorduk dediler. Demişler onlara yani onlar bunu anlattılar. Yani sen Doğukan gelmeden önce de hastaneye gitmemişsin onu iddia ediyorlar.
Müge Hanım, yok, annesi... Yok, ben hastanede dedim. Allah rızası için. Konuş sen. Kamera annesi, annesi bir kere şöyle gördüm. Bakılsın. Annesini bir kere şöyle gördüm. Açık bir kadın, kafasına tülbenti takmış. Kocaman gözlük takmış, maskeyi takmış. Yanına bir herifi almış, avukat diyerekten hastaneye giriyor. Bana orada dayım yoğun bakımını, orada çay içerken haber veriyor. Diyor ki ne? Birisi diyor şeyi yumrukluyor. Çünkü benim ailem de giriyordu. Doktora dedim ki kimseyi almayın, benim bebeğimi rahatsız etmesinler. Hani çünkü bir umut geldi beyindeki, ödem birazcık atıldı. Beni çok sevindirdi. Balık gibi kendimi yerlere attım, kızım iyileşecek diye. Ben koyun inanıyordum. Koyun kestim orada ben. Koyun kestik, ben dağıttık, koyun kestim, hayırlar yaptık. Annesi o şekilde girmiş. Siz kimsiniz, siz kimsiniz? Kapıyı yumruklamış. Kamera kayıtları incelensin. Kamera kayıtları incelensin. Gaziantep hastanenin ismi biliyorsunuz zaten. Yani... Kapıyı yumrukluyor, siz kimsiniz, beni alacaksınız. Ben de korktum, acaba benim çocuğumu öldürmeye mi geldi, biri mi geldi? Çünkü duydum ki sevgilisi kafasını koyup ağlamış, babayım diye. Benim çocuğuma baba niye dedirttiriyorsun? Onun biyolojik babası benim. Bunu kabullensen de kabullenmesen de onun biyolojik babası benim. Ha sen ne kadar kötü bir anne olsan da onun biyolojik annesi de sensin. Ben bunu inkar etmiyorum. Benim çocuğuma baba dedirttiremezsin. Benim nikahımın altında gidiyorsun, hamile kalıyorsun, yetmiyor çocuğumu düşürüyorsun, kaçıyorsun. Öldürüyor. Almanya'ya niye kaçıyorsun peki? Cezaevindeki insanlara bile cenazede koruma kararı çıkartılıyor. Ekiplerle geliyor. Orada gider der ki ne? Benim can güvenliğim yok, ben kızımın cenazesine gitmek istiyorum. Her türlü yaparlar. Çünkü orası ne bileyim Suriye değil. Ne bileyim başka bir yer değil, terörün yoğun olduğu bir yer değil. Cezaevindeki insana müebbetli, insana ya, bile veriyorlar koruma kararı. Niye gelmedi? Bizim ülkemizde de bu şekilde Türkiye koruma Cumhuriyeti kararı çıktı. Altında bir da yapmıyor deyip demek doğru bir şey değil. Anlasana, Melisa görsün diye bir saatlik yola gittik. Aynen Müge Hanım, babası bağlansın. Babası bağlanabilir mi? Lütfen. Babası bağlanır arkadaşlar. Babası da olayın içindeydi bağlansa. Çünkü. Peki Melisa, bebek düşerken o skuterden yanınızda başka kimse var mıydı? Komşular gördü. Komşular da gördü. Ben rica ediyorum, gören komşu varsa bağlansın, en azından Doğukan'ı da içi rahat etsin. Daha sonra sen bu Recep'e baba mı dedirtiyorsun çocuklara? Recep'e mi baba diyorlar? İyi Recep. Ben kendim asla baba dedirtmiyorum. Benim çocuklarım baba şefkatini onda gördükleri için, Allah baba sevgisini onda gördükleri için benim çocuklarım kendiliğinden baba diyor. Ben kalkıp da çocuklarımı zorla bir şekilde baba diyettiremem. Melisa, ama sen karşısında... Recep'le ne kadar zamandır berabersin ki? Ya Müge Hanım. Ben 5. aydan beri beraberim. 5. aydan beri. Daha önce yakaladığım erkek kimdi o zaman Düsseldorf'ta? Cansu'yla beraber, senin de sevgilin varmış, Cansu'nun da. Cansu bana bağlanacağım dedi, bağlanmadı. O da senin sevgilinmiş. O kimdi peki? Hayır. Seni yakaladım, ben öldürecek olsam kesin seni var orada. Mesela kimse boğazını benim... sıkıp, evet, onun boğazını sıkıp öldürmez miydin? Bir... Fotoğraflar var. Bir erkek için ne kadar zor bir şey, he, değil mi? Cansu bir söyledi, sevgilisiydi. Cansu dedi ki sevgilisiydi. Instagram'dan şey yaptı dedi. Instagram'dan tanıştı. Cansu dedi, Cansu Çapar, buradan da ismini soy ismini söyleyeyim. Benim sevgilim bağlansın değil. Çünkü onu da ailesine rezil etmiş olacağım. Yoksa tamam, doğruları anlatmasın. Tamam, söyle sen. Doğukan sevgilin olduğunu düşünüyor. Senin sevgilin değil miydi? Ya bir erkek de olsa Müge Hanım, bir yani hayır, insanın kocası gördüğü zaman yani ne olur? Ne duruma düşer? Benim evliliğimde. Müge abla. Ayrıca ben hayat Marko da bırakmayacak çocuğum. Bak şimdi sadece de yani hep kadın yüklenmeyin. Uzaklaştırma alıyor Müge Hanım. En ufak bir şeyde. Burada da nezarette yatmışlığı var. Ne çocuğum ebedi. Benim nezarette yatmışlığı mı var? Seni dövdüm bunu diye mi? Bunu araştırabilirsin. Seni dövdüm diye mi ya da polisle aileni dövdüm diye mi? Tamam, bunu ben ehliyetimi kaybettiğim için. Şiddete karşı da benim raporlarım var. Polis raporlarım da var. Annene. Beni dövdüğüne dair ben annem, 4 yıl içinde annem şiddet beni... içinde kaldım. Annem beni zorladı da yazdım diye dilekçen de var mahkemede. Bir dakika dur, tek tek koş. Bir şey söyleyeceğim. Melisa. Antalya'da Doğukan'ı evimde dövdün ya. Onu hatırlıyor musun? Doğukan dedi ki gel çorba içmeye gidelim. Melisa dedi. Sen ne yaptın? Teyze dedin, arkama saklandın. Tepi Doğukan'a fırlattın. Benim koluma geldi. Ben yere düştüm. Yine de seni ben tuttum. Doğukan'ı tuttum. Utanmaz arlanmaz. Kolum 3 yerde kırıldı. Benim aileme ulaşabilirler, tamam, isterlerse. Tamam bir tane, ben başka bir şey soruyorum. Scooter hareket ediyor ya. Scooter hareket etmiyor muydu? Scooter'ın üstünde değil miydi? Yan düştü. Müge Hanım yan düştü. Bir dakika. Evet. Tamam. Giderken mi düştü? Benim çocuğum gözlük de takıyor. Anladım. Giderken mi düştü? Yani scooter, evet, hareket halindeyken mi düştü?
Bu arada ekrana da verelim küçük çocukların kullandığı, evet. Belki izleyeceğimiz küçük çocuğu olmayanlar bilmezler şimdi, belirli bir yaşın üstündekiler. Yani hareket ediyordu. Sonra hareket ederken mi, yana mı devrildi, öne mi devrildi, nasıl oldu? Sürüklendi demişsin çünkü. Efendim? Sürüklendi demişsin. Evet. Benim çocuğum gayet, üşüdü, normal bir şekilde düştü, kafasını çarptı. İki metre sonra sürüklenmedi. Sonra biraz ağladı, sonra eve getirdim oralarını çocuğumu. Dinledim. Oralarını dinledim Melisa, ben olay anını merak ediyorum. Çocuk skuterin üstündeydi değil mi? Böyle ekranda gördüğümüz gibi skuterin üstündeydi. Tamam, hareket ediyor muydu? Evet, çocuk mu? Evet. Hareket ediyordu. Hareket ettikten sonra düştü ve sürüklendi demişsin. Alalım, tamam, teşekkür ediyorum. Sürüklendi mi çocuk? Nasıl oldu yani, anlat bir de. Evet, çok hafif. He? O kadar fazla değil. Allah. Efendim? Evet, biraz sürüklendi, biraz düştü. Ben zaten anında zaten kalktım, yetiştim. Çocuğumu hemen kucağıma aldım, düşer düşmez zaten. İfadesi. Tamam. Benim çocuğum az bir şey ağladı. Ağladıktan sonra anında zaten ben kucağıma aldım. Sonradan sustu. Gayet normal bir şekilde eve geldim. Hiçbir şey yoktu. Sonra tamam. Çocuğu peki, çocuğun sonra peki birisi... çocuğun neresinde sıyrık vardı? Şimdi çocuk yere düştü. Sokakta değil misiniz? Evet, sokaktayız. Sokak ama basın. Kafasında hiçbir yerine bir şey yok. Tamam. Beyin kanamasını fark etmemiş olabilirsin. Ona bir şey demiyorum. Fakat çocuk yere düştüğünde bir sıyrık yok muydu üzerinde? Bu çocuk hastaneye gitti. Üzerinde hiç sıyrık mıyrık hiçbir şey yokmuş. Yok, yaz bakalım, günü şeylere, kalın da giydiremeyeceğine şey göre ne vardı bu çocuğun üstünde kıyafet? Evde mi? Bizim evde. Bir dakika. O skuter değil yalnız. O söylüyor ne? Ne vardı üzerinde kıyafet? Şort mu vardı mesela ayağında, pantolon mu vardı? Şort vardı. Şort vardı. Üstünde nasıl bir şey vardı? Evet. Şort vardı. Bir de tişörtü vardı. Tişörtü vardı. Yere düştüğü zaman dizinde mesela niye hiçbir yaralanma, zedelenme olmadı? Allah, öyle öyle kötü bir şekilde düşmedi. Allah Allah, nasıl beyin kanaması geçirdi o zaman? Sadece başını çarptı. Benim çocuğum 28 haftalık doğum bir çocuk zaten. Sadece başını çarptı. Allah da Kur'an da nimete yemin ederim. O zaman hareket halinde değildi demek ki skuter. Abi nasıl? Benim çocuğum gayet normal skuterle sürüyor, skuterle oynuyor. Zaten tam sürmeye iyice bilmiyor zaten. Öğrenme aşamasında benim çocuğum zaten. Şimdi burada benim bir çocuğum orada var, düşünce var. Zaten ben zaten anında kalktım. Hanımefendi bakın, burada bir tezat var. Sizin çocuğunuz beyin kanaması geçirecek kadar bir düşme hareketinde kaldıysa o skuterin belli bir hızla gidiyor olması lazım. Belli bir hızla giden bir benim skuterden... Benim kızımın gözleri zaten... Bir dakika, gözlerinden bahsetmiyorum. Belli bir hızla giden bir skuterden düşen ve beyin kanaması geçirecek kadar kafasını hızlı çarpan biri, hele ki bunun bir çocuk olduğunu düşünürsek... Kafasını evet vurdu. Tamam, hızlı vurmuş o zaman. Evet, demek düştü ki... kafasını... Demek evet, ki skuter, vurdu kafasını ama bir yeri kanamadı. Bak onu demiyorum. Skuter belli bir hızla yol alıyordu. O zaman vücudunda mutlaka evet, sürtünmeye bağlı, başka yerini çarpmaya bağlı bir takım ezikler, morluklar, kanamalar yüzeysel de olsa olur. Ya çizilir en azından ya. Ya bunların hiçbiri yokmuş. Kafasında morluk yoktu. Tamam, vücudunda? Kafası kanamadı yani. Vücudu? Vücudunda bir şey yok, vücudunda bir şey yok. Tek bir kafasında şayet bir alanda, tek bir alanda varsa o zaman bu benim için şüphelidir. Skuterden düşmeyle uyumlu diyemem. Skuterden düşmekle bu kadar belli bir hızla gitmiyorsa ve tek başına... Kafasında tek bir darbe varsa, vücudunda da başka bir yerde darbe izi yoksa, o zaman ben bunun kafasına ya bir şekilde vuruldu ya da kafası alındı, örnekliyorum, duvara vuruldu gibi düşünürüm. Aynen öyle. Hayır, kesinlikle. Yoksa kesinlikle. Vücudunda başka düşmeye bağlı
sürtünmeye bağlı izler beklerim. Yani bir de çocuğun üzerinde şort var diyorsun hayatım. Şort var diyorsun, tişört. Şimdi ya bak, dizi tamam, çarpar, bacağı de çarpar, dirsek çarpar. Bir şekilde düştüğü zaman, ya, düştüğümüz yani zaman kendimizi tutmak zorundayız ya gayri ihtiyari. Ya koluyla tutacak, ya diziyle tutacak. Ya dizi yaralanacak, ya dirsek, da dirseğe yaralanacak. Yani bunun fiziken başka bir şekli yok ki. Ya düşecek çenesinle evet, şey yapacak, ya çenesi yaralanacak. Bir şey olacak yani. Müge Hanım size... Başka kesinlikle benim çocuğum düştü. Tamam, inan. Tam bu beyin kanaması yani geçirmek için nasıl bir şiddetle çarpmak gerekiyor? Yani bunun küçük bir bebek olduğunda tabii düşünerek şey yapalım. 3 yaşında. Şöyle söyleyeyim. Belli bir hızla scooter gidiyorsa ve çocuk da gerçekten o hızla giderken hani elini bırakıp bir şekilde scooter'dan düştüyse, kafasında çarptıysa böyle bir kanama olabilir. Bu hız buna yeterlidir. Ama vücudunda tek başına bir beyinde bir darbe görüyorsa ve vücudunun hiçbir yerinde düştüğüne dair, sürüklendiğine dair bir iz görmüyorsa, yani vücudundaki diğer izler yoksa ya da bununla uyumlu değilse, o zaman ben bunun scooter'dan düşmeyle uyumlu olduğunu söyleyemem. Kafaya bir darbe vurmakla da olur. Şöyle kafayı şey alıp var, duvara vurmakla da olur. Meryem saçında. Çiğdem İnan'ın hastaneye ilk başvurusundaki yakınması, şikayeti düşme, bilinç kaybı. Bunları sen anlatmışsın. 28.8.2022 tarihinde saat 17 civarı annenin beyanına göre sokak içinde scooter tabir edilen 3 tekerlekli bisikleti kullanırken gözündeki gözlük yere düşmüş. Gözlüğünü almaya çalışırken düşmüş ve yaklaşık 2 metre yuvarlanmış. Annesi tarafından eve götürülmüş, kızında bir şey olmadığını düşünmüş. Yarım saat uyuyan ve uyandıktan sonra annesi su içirmiş. Ardından bilinç kaybı yaşayan ve bayılan hastanın annesi 112 aramış. Hastaneye gittiğinde falan filan... 2 metrede yuvarlanmış evet, bu inceleme türde. Sonucu subdural kanaması ve akciğerde kortizon alanı olan hasta her iki alanda da sol. Hastada cerrahi girişim düşünülmeyen hasta 112 aracılığıyla hastanemize sevk edildi. Hasta takip ve tedavi amaçlı genel yoğun bakım ünitesine yatışı yapıldı. Başka bir yerinde hiçbir travma izi tarif edilmiyor burada. Ama annenin söylemine göre 2 metrede yuvarlandığını söylüyor anne. Melisa'cığım, bu ambulansı sen mi aradın Recep gelmeden önce, yoksa Recep geldikten sonra mı aradın? Recep aradı. Recep anında zaten, o esnada zaten anında yetişti. Sen mi aradın Recep'i, hani koş gel mi dedin? Hayır, Recep zaten geliyordu eve. Ha. Zaten gelmişti eve. Tamam, geldi. O mu gördü çocuk bilincini kaybetmiş falan, uyanmıyor diye? Evet, gördü, evet. O mu gördü yani? O mu sana söyledi bak bu çocukta bir şey var diye? Hayır, ben kendim gördüm. Kendisi de zaten, biz ikimiz zaten aynı anda fark ettik. Zaten biz ikimiz aynı, zaten ambulansa yetiştirdik. Ambulansı çağırdık. Ben zaten o anda şokun içindeydim. Ayın 28'inde ambulansla hastaneye yetiştirdik. Ayın 31'ine kadar ben hastanedeydim. Ayın 31'inden sonra ben oradan yok oldum. Doğukan'ın geldiği gün geldikten sonra ayın 1'inde de benim annemgil oradaydı. Ayın 2'sinde benim anneannemle dedem oradaydı. Her gün hastaneye geldiler. Hiçbir şekilde hastaneden kaçmadılar. Hiçbir şekilde gelmemezlik yapmadılar. Ben de ayın 9. ayın 3'ünde döndüm Almanya'ya. Çünkü kamera tehdit ettikleri için... Ve teyzesinin konuşmaları da var. Kamera kayıtlarında Allah rızası için Müge abla sizden, tamam. Allah rızası için diyorum. Kamera kayıtlarını çıkarın diyorum. Kamera kayıtlarını tamam. Çıkarın. Allah dedesi, rızası anneannem, için. Sorda mıymış, ben kim çocuğumun varmış? Yanında mıydım, olabilir, değil miydim? Kamera kayıtlarını Allah rızası için sen çıkarın. Sen yoktun orada çünkü. Doğukan diyor ki benim annem hastanedeydi diyor. Evet. Müge Hanım, benim bir kere gördüğümde biz şöyle. Müge Hanım. Bir saniye. Bir dakika, Doğukan konuşuyor. Şöyle gördüğümde evet. Şöyle. Ben arkadaydık, yemek yiyorduk. Zaten biz orada yatıp kalkıyoruz çocuğumuz için. Bunlar gibi ondan otelde yatmıyoruz. Ondan bahsetmiyorum. Kayınvaliden hastanede mi? Hayır, kayınbabamı bağlayabilir misiniz? Öz babasını. Ha. Babasıyla biz sokakta yatıyorduk, mescitte yatıyorduk. Hastanedeydi. Kimse hayır demesin. Gözlük takıp, kim işte o, maskete... Kim o gözlük takıp? Annesi. Funda Cankurt.
Kaç gün? Fundacı. Tamam gelmişler kaç, yani. Kaç gün ölmesine bir gün, iki gün kala çocuğun. Bir hayatım, gün öyle bir şey. Anneanne Almanya'da yaşamıyor mu? Anneanne Almanya'da. Tamam Almanya'dan gelmiş. Ayın 8'inde de döndü. 8'ine kadar benim annem hastaneye geldi. Ama gizli. Polislere de gitti. Biz niye görmedik? De şahit. Ayın 8'inde de benim anneme saldırdılar. Ayın 8'inde saldırma, saldırma değil. Kafasına tülben takmış, koca gözlük, maske gidiyor yoğun bakımın kapısını yumruyor. Alacaksınız beni. Ben şey verdim, tekbir verdim. Dedim ki annem dahil, teyzem dahil kimse yoğun bakıma almıyorsunuz. Çünkü çocuğu şey yapmasınlar, beyin kanaması geçirmiş bir çocuk öperler ederler. Almayınca doktorlar kapıyı yumrukluyor, alacaksınız beni, kimsiniz? Dayım da diyor ki biri kapıyı yumrukluyor Meryem için. Ben de haliyle çocuğum öldürülmüş şüphesiyle koştum. Koştum bir baktım orada. Güvenlikler ne yaptı biliyor musunuz? Ben yanaşmadan beni gördü şöyle. Kamera kayıtları var izleyebilirsiniz. Beni gördü güvenlikleri alıp odaya çıkarttı. Sonra polisler geldi. Polislerle orada durdu. Bir şey söyleyebilir miyim? Pardon da. Senin yani çocuğun ne olmuşsa olmuş yoğun bakımda. Evet. Senin kayınvaliden Almanya'da. Onun olduğunu bilmiyorum ama ben. Onun olduğunu görmüş. Onun Almanya'da. Kadın için oraya gelmiş. Kadını sen niye üzerine saldırıyorsun? Kadının ne suçu var? Tanımıyoruz ki Müge Hanım. Burada türben, gözünde gözlük, tamam, maske. Tamam sorarsın kim olduğunu. O da yani söyler. Yani kendini de şey yapmış. Saklıyor. Annesi ve teyzesinin üstünden saldırdılar. Ve bas bas bağırdı. Sözünün, sözünün arkasında mısın? Yetiş. Sözünün. Yetiş diye bas bas bağırdı. Melisa ağla, ağlama ağlama. Gözyaşların kazanı ıslatmış. Benim ağlama. Tek bir korkum Allah'tan. Sıra sıra konuşabilir benim miyiz? Benim tek bir korkum Allah'tı. Kimse kaçmadı. İşte nasıl canlı konuşuyor? Var. Doğukan orada ölüm. Ben kızımın fişini çektireceğim dedi. Sen de ölçün. Tek tek. Tek tek konuşabilir miyiz? Tek tek. Onun demesiyle tek tek konuşabilir miyiz? Kimse fiş çekemez. Sözünün arkasına ya mısın? Bir dakika. Hayvan kerem öyle bir şey. Ben güzel bir şey söyleyeceğim. Ben susmuyor. Tamam, bir dakika. Bir dakika. Sözünün arkasında mısın? Tüm Türkiye'nin önünde. Sözünün arkasında mısın? Sözünün. Kamera kayıtları çıkacak. Güvenlikler konuşacak. Allah rızası için. Susmaz. Kayıtlar alınsın. Polis kayıtları var. Bir dakika konuşsun sonra ben konuşacağım. Müge abla konuş. Kurban olayım elinize ayağınızı öpeyim. Tamam. Buyur gel stüdyoya. Adaletli bir insan adaletten yana. Sen öyle demene sana inanmaz. Heh, bak yalancı geldi yalancı. Yalancı. Kayıtları öp öp kızını öp katiller. Sesleri kapatmanızı istiyorum şu an. Öp he gelsene hadi şeye gel stüdyoya gel. Müge Hanım sizi korur. Gelir misin Funda Cankurt? Gel. Katil, annem gel buyur. Benim elim kelepçe kayınvalide. Niye o senin kayınvalide? Ya bir şey söyleyeceğim, bu kayınvalide düşmanlığı nedir ya? Beni teyzemi bağlar mısınız? Teyzeme demiş ki bir yıl önce Antalya'da ben bu pislikten kızımı ayıracağım. Onu mahvedeceğim. Olabilir. Bir yıl önce ne alaka? Olabilir. O yaptı. Benim yuvamı o bozdu. Kızını o peşkeşledi. Niye bozdun abi? Sen o benim... Yaptı. Ya kızını abicim bak ayarladı. Şunu unutmayın lütfen. Ya ben biliyorum. Bak kardeşim. Benim de kızım var. Doğru. Benim kızımı hoş tutanı kızımdan hoş tutarım. Kızımın gözünde damla yaş görürsem gözünü oyarım. Mi götürmedim? Neler hiç yaptım? Kimse kusura bakmasın. Ama beni kızım o an dinler, o an dinlemez. Herkes kendi çocuğu. Oğlum da olsa aynı şey. Onu hoş tutan gelin oğlumdan ötedir. Ama benim çocuğumu hoş tutmuyorsa hiç kusura bakmasın. Herkesin kendi çocuğu kıymetli. Ama bizim çocuğumuzu mutlu edeni çocuğumuzdan öte tutarız. Bu işin kuralı budur. Ne demek Türkiye'de yaşadın? O gelmiş abi. Neden gittin kızım Türkiye'ye? Allah Allah. Hep Doğukan'la kavgalar yüzünden sonradan çocuk esirgeme şikayet ettiğini duyduğun takdirde zaten o esnada ben gelmemeye de orası karar çok verdim. Çok önemli, çok önemli. Bak. Ve 3 ay kadar falan Türkiye'de kaldım sonradan süren bitecek diye zaten ben dönecektim gerisin geri Almanya'ya çocuklarımla beraber. Ve ben her zaman tehdit içinde kaldım. Her zaman... 4 yıl boyunca şiddet içinde kaldım. Benim çocuğumun erken dünyaya gelmesinin sebebi de zaten bu kişidir. Ben baban şiddet bağlasın, içinde, dayaklar içinde kaldım. Her zaman kendisi kumarhaneye gider. Nezarete yapmış insan. Oho, bir gün nezarette kalıp polislere bile karşı çıktı. Ehliyeti alındı. Alkolden dolayı. Kimse benim üstüme iftira atmasın. Teyzesinin kolunları kiren. Kıran kişi o şahıs kişi Doğukan Üyo. Doğukan Üyo. Doğukan Üyo. Ben teyzesiyle beraber. Ne? Saklandım. Benim ağacın kolumu, altında saklandım. Kolum, polisler geldi. Doğukan'ı aldılar. Antalya'da karakola götürdüler.
Konuş konuş. Hangi filmin şeyi örneği bu? Bir dakika, bu arada Banu Akın Almanya Oda Köln'den yayınımızda. Banu günaydın. Cani. Günaydın. Şimdi dün bir takım iddialarda bulundu. Bugün Melisa reddetti. Özellikle çocuklara uyku ilacı verildiği ve şiddet konusundaki iddiaların benim için önemli. Şöyle bir ifade kullandın. Sevgilisiyle daha rahat vakit geçirebilmek için çocuklara uyku ilacı veriyormuş dedin. Melisa evet. Karşında görelim arkadaşlar. Evet, iki arkadaş. Bu arada Banu, Melisa'nın Almanya'dan Türkiye'ye gelmesi için biletlerini, uçak biletlerini alan arkadaşı. Yani yakın arkadaşlar o dönem belli ki. Evet, alayım o yazışmayı da. Evet. Buyurun, yüzleşin. Melisa, arkadaşın ekranda. Melisa, beni görüyor musun? Görüyorum. Ben Melisa'yı göremiyorum şu an. İsmail Bey'in bağlantısı. Gelecekler inşallah. Melisa, bana bakar mısın? Duyuyorum. Biletleri benden almamı rica ettin değil mi? İsmail Bey'in... Tabii ki de. Tamam. Bak, ben soruyorum, sen lütfen cevap ver. Biletleri sana aldım. Bir haftalığına sadece gidip gelecektin, doğru mu? Evet. Peki gitmeden sana... Bir dakika, Doğukan lütfen. Gitmeden sana defalarca bak, tehlikelidir. İki tane kız evladım var. Başına ne gelir ne gelmez. Sadece bir aydır adamı TikTok'tan tanıyorsun. Dedik mi sana? Hayır, kendiniz hatta dediniz. Gidin, görüşün, tanışın dediniz. Melisa, sen iki kız çocuğunla annene, babana, herkese yalan söyleyip ben diğer arkadaşın evindeyim diyerek Türkiye'ye gitmedin mi? Biz senden endişe etmedik evet, mi? Evet, kimsenin haberi yoktu. Sadece... Evet, peki iki, ben sana 100 kere demedim mi lütfen iki kız çocuğunla dikkat et. Bir dakika, sen ne yaptın ne ettin, gözüne perde inmiş... Bir dakika Melisa, gözüne perde inmiş, illa ben bana aşkım diyor, bana şöyle davranıyor, böyle davranıyor diyerek kafaya koymuştun. Öyle veya böyle ya Banu biletini alırdı veya başkası. Ben sana biletini aldım çünkü senin maddi durumun yoktu. Ben kredi kartından aldım, sen sonra bana ödemesini yaptın. Ama sen oraya gittikten sonra tamamen değiştin. Evet. Bizden iletişimi yavaş yavaş koparmaya başladın. Sana soruyorum, bana bak, değdi mi? İki sevgi göreceksin diye değdi mi çocuğunun ölmesi? Sana soruyorum. Ay. Kurban olayım yavrum sana. Melisa, bir hafta bir hafta ben kaldığım sürece bir hafta kendin bana demedin mi? İki ay, üç ay kal Türkiye'de. Sen siz demediniz mi bana bunu? Sen gelmiyorsun. Sen hiçbir şekilde gelmiyorsun. Sen, kendin demedin mi? Kendi ağzınla demedin mi? Ya kızlar bir şey söyleyeceğim. Sen kendi ağzınla demedin. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu sevgili muhabbetleri beni çok artık bıktırdı. Ben ondan bahsetmiyorum. Bu lütfen uyku ilacı ve dayak mevzusunu konuşur musunuz? Ha, bu ne bu böyle? Çoluk çocuk sahibi insanların böyle ergen utanmaz muhabbeti. Utanmaz Arman. Sen bana dedin. O sana Banu orada kal dedi diye sen de orada mı kalıyorsun? Hiç konuşmuyorum Allah yani. Dur. Hayır kesinlikle. Ben zaten sadece söylüyorum. Kendisi de zaten bana söylediğini. Desin, o desin. Kesinlikle ben kendi rızamla kaldım. O desin. Benim çocuklarımın mutluluğu zaten benim çocuklarım mutlu oldu. Huzur şefkati buldukları için ben de orada kaldım. Ben çocuğuma ne zarar verebilirim? Bir anne evladına zarar verebilir mi? Bir anne yüreği. Melisa yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Ben çocuğuma, ben Melisa, anneyim. Burada Banu ile yaptığın, Melisa bak Banu ile yaptığın yazışmaların var. Şu yazışmalarınızı yaparken biraz dikkat edin isterseniz. Kendi söylüyorsun, dövdüm Asya'yı. İnmiş kendi kendine, baba diye indi, Meryem yukarıda falan filan diye. Sonra diyorsun ki yine dövdüm diyorsun. Çünkü sanırım tuvalet eğitimiyle ilgili bir problemin var. İşte eşek kadar çocuk diyorsun, rezil oldum. Üstünü başında çöpe attım falan filan diyorsun. Sonra yine diyorsun ki ağlıyordu, uyumak istiyordum, ilaç verdim, bir uyutmadılar diyorsun. Ya sen kendin yazmışsın bunları. Sonra yine dövdüm zaten onları şimdi. Resul enişte evde mi falan filan bilmem ne. Yani kendin yazmışsın yavrum bunları. İkisi de dayak yediler bilmem ne. Ekrana vermeyin dedim size, daha dün söyledim. Kendin söylemişsin. Melisa, yazmışsın kendin bunları yavrum. Gebelik var demişsin, bilmem ne demişsin. Uy. Gebelik doğru. Öbürleri yavrum. Değil mi? Neden bu kadar dövdün?
Neden bu kadar dövdün? Neden uyku ilacı vermeye başladın? Niye? Recep'le rahat edebilmek için. Ben çocuklar... Değdi mi? Melisa değdi mi? Hayır. Toprağın altında sana soruyor. Değdi mi? Siz Doğukan'la iş birliği yapıp zaten benim üstüme yürümeye çalışıyordunuz. Aa, zaten siz başından beri Doğukan'la iş birliği yapıyorsunuz. Yani, günaydın. 2 metre sürüklenmiş Mustaç'ım. Evet, Muslatay muhabirimiz Muslatay komşularla beraber bize bugün oradan anlatacakları var. Çocuklar skutura biniyorlar. Gördüğünüz gibi. Fakat nasıl biniyorlar Muslat? Söz sende. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Yanımda Recep Bey ve Melisa Hanım'ın komşuları var. En başta Kübra Hanım, Fatma Hanım, Necla Hanım ve Gül Hanım var. Görmüş olduğunuz bu mahalle tam olarak yukarıdan aşağı yaklaşık 200 metre %50 dik yokuş. Hemen arkamda görmüş olduğunuz şu krem rengi altlı üstlü binaysa altında Recep Bey ve Melisa Hanım, üstünde ise Recep Bey'in babası ve annesi kalıyor. Hı hı. Evet, çocuklar skutura biniyorlar mı? Evet, şu anda çocuklar skuturun üstünde ama ancak komşuların söylemesine göre, şu anda kendileri de söyleyecek, çocuklar ayakta değil oturarak sürüyor buradan yokuş aşağı skuturu. Dik olduğu yine için. Yine fazla sürmüyor ama. Yani... Evet, dik olduğu için, anneleri de korktuğu için çocukları düşmesin diye. Hı hı. Ayakta değil. Peki, o gün mahallede olanlar var mı? Olay anına şahit olanlar var mı? Birisi şahit olmuştur, mahallede konuşulmuştur. Ne anlatacaksınız? Sana bırakıyorum sözü. Uzat mikrofonu. Şimdi hemen Fatma Hanım'a dönüyorum. Fatma Hanım, buyurun. Ben görmedim. Kızım görmüş. Kızım bisikletten düştüğünü söylüyor. Duvara çarptığını söylüyor. O kadar biliyorum sadece. Aslında mahalledeki... Peki ne duydunuz, onu anlatır mısınız? Mahalledeki, bir saniye. Mahalledeki tek görgü şahidi sizin kızınız. Kendisi 9 yaşında ve size rahmetli kızımızın, Meryem'in bisikletten düştüğünü söylemiş. Şimdi bizim arkadaşlarımız, sizin kızınız 9 yaşında olduğu için skuter ve bisikleti kendisine gösterdiler. Acaba ayırt edebiliyor mu diye. Ayırt edebiliyor zaten 9 yaşında. Yani bu bisiklet diyor, bu skuter diyor. Ama sizin kızınız bisikletten düştüğünü söylüyor, öyle mi? Benim kızım evet bisikletten düştüğünü söylüyor ama ben kızıma diyorum belki olaydan daha önce düşmüştü diyorum. Hatırlamıyorum anne diyor. Düştü, sadece evlerine götürdüm diyor. Ha, bir dakika. O çocuğu kendisi mi görüyor düşerken? Kendisi mi götürüyor eve? Allah rızası için kızınızın tam olarak ne gördüğünü anlatın. Kızım işte öyle dedi. Düştü, götürdüm dedi sadece. Tamam. Ben öyle biliyorum yani, başka bilmiyorum. Ambulansın geldiğini söyledi mi kızınız? Yok. Biz o anda görmedik. Sonradan Ustad, gördük ambulansı. Ustad başka bir şey anlatıyor hanımefendi. Bak biz Meryem düştükten sonra annesinin alıp eve götürdüğünü biliyoruz. Hiçbir şey olmamış sırasına. Fatma Hanım'ın kızı bisikletten düştüğünü gördüm, ben eve götürdüm diyor. Farklı bir şey anlatıyor. Skuturdan düştüğünü, yani bisiklet değil skuturdan düştüğünü. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Düşün arada bisikletten o zaman akşamları. Fatma Hanımcığım, Fatma Hanım beni duyuyor mu? Evet, duyuyorum. Fatma Hanım, bize anne Melisa diyor ki benim çocuğum evet. Skuterdan düştü. Ben onu aldım kendim eve götürdüm diyor. Ben kucakladım çocuğumu eve götürdüm diyor. Fakat sizin kızınızın size anlattığı Meryem'in bisikletten düştüğü, evet. Yani başında da annesinin falan annesi yokmuş ki almış o götürmüş eve. Evet, elinden tutup evine götürdüm diye söyledi kızım bana. İşte başka bir şey anlatıyor başka hanımefendi. Başka bir günü, başka bir başka olayı bir, anlatıyor olabilir. Başka bir, şimdi şu... Başka bir günü mü anlatıyorsun? Başka bir gün olduğunu bilmiyoruz işte. Günü hatırlamıyorsun. Evet, günü hatırlamıyoruz. Yani aynı gün mü, daha önce mi düştü bisikletten onu bilmiyoruz. Saat şimdi, kaç gibi düştü? Şimdi bu açıklamanın şu önemi var. Gaziantep'te olay inceleniyor tabii, şüpheli vaka. Mahalleye geldiğinde çocuğun düştüğünü gören tek kişi hanımefendinin kızı. Hanımefendinin kızı bunu anlatıyor, gören var denmiş. Başkaca gören, bilen yok. Ama hanımefendinin kızı da bunu anlatıyor. Evet, o gün mü değil mi bilmiyoruz.
Ama onun anlattığı bisikletten evet. düştüğü, başında kimsenin olmadığı, elinden tutup evine getirdiği. Aynen. Şimdi evet, evet evde de kime teslim edilmiş çocuk? Babası evdeydi diyor. Babasına verdim, Recep amcama verdim diyor. Allah belanı. Bir dakika, Allah belanı versin ile alakası yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu soruşturma yapıldığında tek görgü şahidi hanımefendinin kızı olmuş. Verdiği ifade bu. Ya tabii o da çocuk. Ya aynı günden evet. bahsetmiyor. Aynen. Farklı günden bir günden bahsediyor. Aynı aynen, günden bahsediyorum. O da hatırlamıyor. Hatırlamıyor çocuk ama aynı günden bahsediyorsa konu Melisa'nın anlattığı gibi değil. Farklı günden bahsediyorsa bu skuterdan düştüğüne dair görgü şahidi yok. Yok. İki hikmetten olay, biri. Olay oldu. Sonuç olarak peki, annenin yani anlattığı olayın görgü şahidi yok yanım. Aslında. Şimdi soruşturmaya aynen. göre görgü şahidi hanımefendinin kızı. Peki o gün için ambulans geliyor mu Müge Hanım? O gün için ambulans geliyor mu düştüğü zaman? Çocuk onu bilmiyor. Çocuk o kadarını hatırlamıyor. Ben sadece buradan yetkililere sesleniyorum. Evet. Diyorum ki görgü şahidiniz bu çocuk ama bu çocuğun anlattığı anneyle anlatılanla uyumlu değil. Değil. Ya şahit yok evet. ya da Melisa doğru söylemiyor. İki hikmetten biri. Başka bir şansımız yok yani. Peki diğer hanımefendiler ne söyle? Ben çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım size. İyi ki varsınız. Kızınızın da yanaklarından öpüyorum. Vuslat mı duymuyor? Bu arada hanımefendiler beni duyuyorlar mı? Kameraman. Şimdi Vuslat, Recep'in babasıyla röportaj yaparken Recep'in babası da demiş ki babası da evde. Yani babası dedikleri Recep. Recep de evde demiş. Oysa Melisa Recep babası evde değildi de. Diyor. Yani daha doğrusu Recep de düştüğünü görmüş evet. diyor. Evet. Recep'in babası nerede? Ben onu da canlı yayına davet ediyorum. Aslında baba ilk etapta. Hı. Biz kapıyı çaldık. Hatta şimdi gidelim Müge Hanım hemen. Hayır hayır canlı yayında kapı çalmayın. Ben onu sevmiyorum. İnsanlar Vuslatçığım. Tamam biz doğru kapıyı değil bu. Açmadılar Müge Hanım bize. Tamam yani zaten yayını izliyorlardır. Ben kimseyi zora sokma derdine değilim. İnip beyefendi kendisi yayına insin bir rica edeyim. Onun da konuyla hiç alakası yok. Tutmuş oğlu birini internetten bulmuş getirmiş. Başa bela. İşte. Ne diyeyim ki ben anne babalara da bir şey söyleyemiyorum. Çocuklar ölmesin Müge Hanım. Herkes zevkinin sefasının peşinde çocukları öldürmesin Müge Hanım. Dün dediğiniz gibi ya doğurmayacaklar. Sevgili hayatları yaşayacaklar. Keyiflerini yaşayacaklar. Doğurduğu zaman da sahip çıkacaklar Müge Hanım. Yazlık günahlar. Onlar büyüyüp sizin gibi Müge Hanım olacaklar. Daha iyileri olacak. Daha iyileri olacak. Siz daha iyisiniz, daha iyileri olacaklar belki. Yeter artık çocuklar ölmesin. Bunu öldüren anneler Müge Hanım. Çoğunlukla anneler öldürüyor. Yazlık günah bir babaların anne. Babaların da katkısı var. Babalar da anneleri hoş tutacak. Onlar da evlerinde, yuvalarında mutlu olacaklar. Müge Hanım şimdi bunlar da ama yani yeter artık. Kaçıp kaçıp geliyorlar. Hiçbir yuva dört dörtlü değil Müge Hanım. Evet. Biz anneyiz sonuçta. Yok, şimdi babalar kötü diyor biz başka yani, yerlere mi kocalarından şikayet edip evden kaçsaydı hiçbirimiz annelisiz, anneli büyümezdik. Orası şimdi başka doğru. yerlere mi kaçacağız hemen? Orada haklısınız. Evet Vuslat mikrofonu uzatabilirsin. Söylemek isteyen, konuşmak hemen, isteyenlere hemen mikrofonu Gül Hanım'a uzatıyorum. Evet. Alo. Günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun sizi dinliyorum. Ne biliyorsunuz konuyla ilgili? Ya konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Biz çocuğu daha önceleri sokakta oynarken gördük. Annesiyle beraber yani bakıyorlardı. Ama düştüğü gün hiçbir şekilde görmedik çocuğu. Tek başına oynar mıydı? Genelde annesi oynatıyordu. Tek başına görmedim yani. İşte Fatma Hanım'ın kızını gördüğünde tek başınaydı demek ki bu çocuk. Peki Recep nasıl bir insandır? Yani, sizin komşunuz şimdi, anladığım kadarıyla. Evet. Yani biz Recep'ten de hiçbir kötülük görmedik. Yani ne çocuklarına karşı ne eşine karşı. Eşiyle de yani arkadaştık ama hiçbir sıkıntıları da olmadı. Hep kendi aralarında yani çözdüler. Dışarıya yansımadı. Siz o zaman Melisa'yı da tanıyorsunuz. Melisa'yı da gördüm. Gelinimiz diye tanıttılar. Hı hı. Çabuk gelin. Genelde Recep'in anne ve babası çocuklara da bakıyorlardı. Hızlı gelin. Peki kendi torunları nerede? Kendi torunları da annelerinde. Anladım.
Evet, kendi diğer hanımefendiye de dönelim. Konuşmak isteyen Vuslatçığım, sen biliyorsun ya kiminle Necla anlattığını yavrum. Necla Hanım, buyurun. Evet. Müge Hanım sizi duyuyor. Olay. Ben olayı da zaten burada değildim, ben hastanedeydim. Olayı görmedim ama bayanın çocuğundan geçerken gördüm bir iki sefer. Olay olduğunda da zaten ben burada yoktum, öyle söylenti duydum. Başka bir şeyde bilgim yok. Ne duydunuz? Daha sonra Recep'in ama annesi... Ama sigortadan da çocuklarımız yani oturarak biniyor. Mesela Recep'in annesi babası ne anlattılar? Bunu duyanınız var mı içinizde? Hayır, onu hiç duymadım. Vuslat var mı başka duyan hanımefendilerden? Yani. Recep'in annesi babası olayla ilgili. Kübra Hanım, Kübra Hanım'a, hemen Kübra Hanım'a. Evet. Günaydın. Sizi dinliyorum Müge Hanım. Evet. Günaydın. Ya ben tanımıyorum, hiç görmedim. Sadece olay olduğu gün televizyondan duydum. Bizim çocuklarımız oturarak biniyorlar. Oturarak biniyorlar. Aşağı gittiği zaman çocuklarımıza kızıyoruz. Allah göstermesin önüne araba gelir diye. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hoş buldum. Hayırlı yayınlar Müge Hanım. Teşekkür ederim. Temmuz'un sonu Ağustos'un başıydı. Çarşıya gitmiştim. Gaziler Caddesi'nde kapalı çarşının önünde bu bayanın o küçük gözlüklü kızı çok kötü bir şekilde dövdüğünü görmüştüm. Ay. Melisa'yı mı? Çocuğu da hatta dönüp elin kırılsın diye de bir kelime kullanmıştım. O zaman da dönüp bana öyle bir ters bir bakış yapmıştı ölen ki. Ölen kızı dövmüş ölen. Yolda kafam mı gördünüz gitmiş döverken? Meryem'i mi dövmüş? Meryem'i dövmüş. Evet evet, Meryem. Çarşı merkezde. Meryem'i dövmüş. Allah Allah. Meryem'i mi dövmüş hanımefendi? Yani küçük böyle kızı, çocuğu mu? Evet. Gözlüklü çocuğu dövmüştü rahmetliyi. Allah belanı öldürdü. Versin senin Recep. Allahu Ekber yani. Döve döve öldürdü. Sen onu Müge Hanım döve döve öldürdü. Sen benim çocuğumu nasıl döversin? Delikanlıysan gel burada konuş gel. Melisa benim çocuğumu Melisa. Sen öldürdün sen. Sen öldürdün sen. Çıkacak gerçekler kaçmakla sen öldürdün olmuyor. Çıkacaksın. Çıkacaksın. Kaçmakla olmuyor ki bunlar. Kendi çıkacak çocuğuna benim montumu veriyorum. Benim çocuğumu döver. Ya nasıl bir insansın? Çıkacaksın. Müge abla kurban olayım fotoğrafını da verir misin? Çok korkuyorum demiş Banu. Fotoğrafımı asla vermesinler. Yayınlayın Müge. Yayınlayın bunlar lütfen bir cani, ya. Cani, cani. Kimi yayınlamasın? Bu Recep'i. Neden bunlar Recep'i? Beni yayınlamayın korkuyorum fotoğrafını falan. Ya benim çocuğum bunlar nasıl dövdü? Benim çocuğumu bu öldürdü o zaman Müge yani abla. Senin çocuğun Recep dövmemiş ki. Melisa dövmüş. Melisa dövmüş. Ama var bir sebebim Müge Hanım yani. Neden bağlanmıyor bu Recep? Neden bağlanmıyor? Melisa neden bağlanmıyor? Annesi dün kızını savunuyordu. Bugün niye savunmaya geçmiyorlar kendilerini? Ne oldu? Sen yanlış anlıyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptık burada Müge Hanım? Bir baskı mı uyguladık size? Hadi bağlanın. Bağlanın. Kendinizi savunun. Bağlanacaktı. Hastanedeydi. Kendinizi herkes görsün. Bütün Türkiye bizi izliyor. Bağlanın ki herkes size de hak versin. Kazayla oldu deyin. İspat edin. İnsanları inandırın. Biz de inanalım. Düşmeyelim artık. Biz de gidelim evimizde oturalım. Diyelim Allah'ın emriyle oldu. Allah'a karşı mı geleceğiz tövbe aşağı? Şimdi sanırım 2-3 gün evvel annem bir şeyden bahsetti. Okuduğu bir şeyden bahsetti. Gerekli zorbalık. Gerekli. Şimdi zorbalık biliyorsunuz tüm dünyada ve bizim ülkemizde de. En büyük sıkıntılarımızdan biri ve karşı çıktığımız bir şey. Yani nedir? Ben mesela şiddetten daha şey buluyorum bu kelimeyi. Daha münasip buluyorum. Zorbalık. Fakat gerekli zorbalık denen bir tanımdan bahsetti. Bu da şuymuş. Yani işte yani çocuğunuz yemek yemiyor. Evet, bazen zorbalık yaparak çocuğu yedirmeye çalışıyoruz. Yani yemesi lazım. İşte ilacını içirmek için aslında belli bir yaptırım kullanıyorsunuz evet, aslında. Evet. Mesela işte burada da senin eşin de hep şöyle söylemiş. Ona da bağlanacağız Banu'ya. Ben tuvalet eğitimi vermeye çalışıyorum. Tuvalet eğitimi verdiğim için de şiddet uyguluyorum. Ama tabii tuvalet eğitiminin ben şiddetle verilebileceğine inanmıyorum. Bir de herkesin zamanı var. Yani 40 yaşında altını bezleyen biri olmadığına göre demek ki her çocuğun da gelişimi açısından yani bunu da beklemek lazım. Ne zaman bırakacaksa o zaman bıraksın kardeşim bir de yani. Tuvalet eğitimi nasıl verilir? Çocukların beslenmesi
nasıl olur? Bütün hepsi bunları küçük, anlatan hepsi, yazılar var. Bütün bunlara ulaşabilecekleri bilgiler var. Çok teşekkür ediyorum var. Size. Sağ olun. Bir yaşına kadar aklı. Öldürdüler. 7 yaşına kadar aklı. Var mı? Yani kaçtıklarına hani göre biraz hani, esrarengiz bir olay. Hani anneyle çocuk arasında belki sırlı bu gerekli bölüm. Zorbalığa zaman zaman rastlayabiliriz. Bunu hanımefendi hani döverken gördüm diyor ama ben mesela bu zorbalığı böyle şaka şuka dövmek olarak açıkçası hiçbir zaman algılayamıyorum. Bizim atasözümüzde de var, dizini dövmeyen kızını döver, kızını dövmeyen dizini döver falan ama artık günümüz şartlarında açıkçası bunun bir anlamı da olduğunu düşünmüyorum. Yok, bunlar yani şiddet çok daha çok çocukları bizden uzaklaştıran yani. Bir şey. Keşke döverek bir şey yaptırabilsek ya da yaptıramayabilsek ama öyle değil artık yani. O biraz hanım, hepimiz çocukla büyüttük, hepimiz tuvalete alıştırdık, onu güzellikle severek alıştırarak yaptık yani. Ben kardeşinin dayaklarla yanına oturdum. O çocuk daha çok kendini yani ıslatır, daha çok pisletir kendini. Yani şiddetten olur mu Müge Hanım? Peki muhabirimiz Vuslat Recep'in eşi Ayşe Hanım'ın yanına vardı. İşte rahmetli Meryem'in skuterini ve ceketini gösterecek. Ayşe'cim günaydın. Ay o da ne kadar Ayşe, genç. Ayşe sen kaç yaşındasın? Eski yaşım oluyor o adam. Günaydın. 33 yaşındayım ben Müge Hanım. Ay canım benim. O da 3 çocukla. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle arayıp haber verdiğin Allah için. Allah razı olsun. Ne zaman getirdi Recep sana skuterla ceketi? Bir ay önce getirdim. Bir ay önce getirdim. Meryem'in öldü. Tam o zaman da kaza anında Müge Hanım çocuk hastanedeyken. Asel'e hediye aldığını söyledi. O kaç yaşında? Kıyafetleri de buraya geldikçe giydiriyorum ben aldım dedi. Çocuğun hep kıyafetleri kızım mi getirdi? Kızım 3 yaşında. Aynı yaştalar. Başka var mı kıyafet, bir tane mi var? Kirli makine de var. Benzer böyle şortlar falan gördüm yani kızın üzerinde. Gördüm ben rahmetlinin üzerinde. Onları evet. Da mı getirdi size? Onları da getirmiş. Evet bayağı getirdi. Yani bir poşet kadar kıyafet getirdi. Nasıl olsa ölecek bu peki, çocuk hastanede. Peki siz söylediniz mi Meryem'in kıyafetleri diye? Ooo Meryem'im oldum yavrum. Uzun. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben hediye olarak getirdiğini gerçekten inanmıştım. Çünkü olaylardan hiçbir haberim yoktu. Anlıyorum. İşte bu rahmetli Meryem'in fotoğraflarda da gördüğümüz ceketi, montu neyse işte. Scooter'ı da görebilir miyiz? Evet, bisiklet de getirdi, scooter da getirdi. Heh, işte o Gaziantep'te hani düştüğü denilen var ya, çocuk bu bisikletten düştü diyor. Evet. Yani çocuk da 9 yaşında scooter'la bisikleti ayırabilecek durumda. Demek ki bu da sizin şeyin bisikleti. Kızlardan Müge birinin Hanım, bisikleti. Müge Hanım bir de hastaneye de demişler mi? Bisikletten düştü. Yok, diğer değil. Doktora scooter'dan düştü. Hı? Yani hep bisiklet scooter, bisiklet scooter bu şekilde karıştırma yapmışlar yani. Kanepeden mi? Bu saat var mı scooter'ın bir tarafında bir şey? Buradan çok tertemiz gözüküyor da. Hayır. Hayır, hiçbir şey yok. Temiz şu an Müge Hanım. Hatta üzerinde takılı aparatları var. Aparatları vardı. Çıkartmış Ayşe Hanım'ın kızı. Allah Allah. Çok enteresan bir hal alıyor. Hani düştüğü zaman bir tarafına bir şey olur mu diye insan düşünmeden edemiyor. Yani o çocuk eğer bu skuturda düştüyse bu skuturu nasıl kendi çocuklarına götürüyor Müge Hanım? Soruyorum bir kere. Nasıl Ay, götürüyor? Bilmiyorum hayatım ya. İnan hiçbir şey bilmiyorum. İnsan nasıl götürebiliyor? Madem bu çocuk burada düştü, öldüyse iki çocuklu bir kadını Türkiye'ye davet etmesini bir anlayabilsem, hazmedebilsem, ya, scooter meselesine sonra geleceğim yani. Hastaneye girmiş mesela. Benim çocuğumla 3 yaşında. O da düşer Meryem gibi olur. Ya nasıl kıyıkla götürebiliyor kendi çocuğuna bu sefer? Düşmanım da olsa başına vermesin. Çok büyük acı. Hiç öyle düşünüp de ne bileyim çöpe atabilirdi. Düşünemedim. Hayır, o yalan, kadar mı beyin yok? Külliyen yalan. Külliyen yalan. Yalan. Ne yalan? Burada düşmedi. Bu skuturda düşmedi. Ben inanmıyorum Müge Hanım. Siz eğer çıkartacaksınız. Ben buna %100 inanıyorum. Neler çıkartmadınız ki siz? Valla inşallah ben ama, gerçek ortaya çıksın ha, isterim. Ben hiçbir annenin çocuğuna bilerek isteyerek canımsın, zarar Müge vermeyeceğine Hanım, de inanıyorum. Tanemsin. Ben ama, de zaten aynen. Lütfen Melisa sen de bağlan, seni de gören olsun. Ben isterim ki birisi çıksın desin ki benim yanımda düştü. Biz beraber eve taşıdık. Hani o anlamda Melisa aklansın. Yani evet şekilde. En azından babasının gözünde, ailesinin gözünde ben aklansın isterim bir annenin.
O da gencecik. Ama onu bulamadık henüz işte. Dediğim gibi bir görgü şahidi var. O da o 9 yaşındaki kız çocuğu. Bence Ayşe de sen de üzüldün değil mi Ayşe? Ondan aradın. Sinirlendin de herhalde. Ben olsam sinirlenirim ha. Sen ne getirdin evet, bana? Evet Ayşe. Ben her şeyi birbirine bağlantı olarak düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Yani Recep'in getirdiği tarih, çocuğun vefat ettiği tarih. Ben hepsini programı izledikten sonra öğrendim. Yoksa ben bunları evime koymazdım. Yani imkanı yok. Benim çocuğumu alacak gücüm de var çok şükür. Ama babası hediye almıştır diye düşündüm. Bravo senin gibi. Peki ben size bir şey soracağım Ayşe Hanım. Sizin eşiniz çocuklara şiddet gösteren bir eş mi? Yani böyle olur ya hani çocuklarını nasıl şiddet diyorlar ya döverek işte tuvaletine alıştırıyor falan filan. Eşiniz nasıl bir kişi peki? Şöyle bir şey ben çocuklarımı tek başıma büyüttüm. Eşim sürekli çalışıyordu gece gündüz. Ben hiç yani ona çocukları güvenip de altın değiştir banyo yaptır. Ama bir defa büyük oğlumu çok kötü dövmüştü. Küçüktü yani 3 yaşında 4 yaşındaydı. Öfke kontrolü yok gerçekten. Anladım. Gece ağladı, yumruğu vurdu kafasına. Çocuk anladım. Baktı nefes peki, almıyor. Peki psikolojik olarak hayır, nasıl tamam. Bir kişiliğe sahip eşiniz? Psikolojik olarak vallahi nasıl dediğim eşiniz? Gibi ben yani pek böyle... Ben eşimin böyle hani oturup da ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla geçindiğini bilmiyorum. Benim eşim sürekli karanlık iş peşinde, kadın kız peşinde, sosyal medyayla yani hiç... Ayşe'cim gel. Hoş geldin. Bu da ne kadar güzel bir kız. Hoş geldin gel. Bunu böyle koy. Gel babaanne alsın. Gel dedim. Oy Meryem, 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 Meryem. Meryem buraları mı tuttun Meryem? Kurban olayım babam. Çok özledim ya. Kurban Meryem. Meryem, Meryem, Meryem gitti Meryem. Meryem gitti Meryem. Yavrum, 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 yavrum. Kurban olayım sana yavrum. Kendi aramızda konuşmasak Metin Bey siz de müdahale etsiniz arkadaşlar. Her şeyi ben söylemesem. Kurban olayım bebeğimi çok özledim ben Müge abla. Bugün de rüyama geldi gene kefeni açık. Kefeni açık şu ekrandaki kadın yüzünden açık kefeni açık. Yavrum yavrum. Ben söz verdim katil programda Melisa, ağlamayacağım katil. Diye. Ağlamayacağım diye söz verdim. Katil. Ama tutamıyorum artık kendimi. Katil. Vallahi geziyorlar öbür yöne daha geziyorlar. Anlatılanlar sana şöyle söyleyeyim. Benim de içimi bulandırdı. Uy kurban olayım. Ay kaza olabilir dedik. O dedik dedik ama artık... Ben annesinden de şikayetçi olmak istiyorum Funda Cankurt'tan. Çünkü işbirliği yaptığı için, ona tamam, yurt dışına kaçırdığı için. Tamam. Lütfen Müge Hanım kurban olayım. Tamam olursun da... Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ya. Tamam ne Cumhurbaşkanımıza gerek şu anda? Cumhurbaşkanımız... Ya bunlar böyle Türkiye düşmanı insanlar yaptılar. Benim çocuğumdan kalan son hatıraları almak... Yani şöyle söyleyeyim, sosyal medyada da çok şey oldum ben burada birkaç sinirlendim falan diye. Anne nasılsa baba da öyle diyor. Ya arkadaşlar ben size bunu söylüyorum konumuzun dışında özür dilerim. Ben ellerimle çocuğumu toprağa gömdüm. Ben şovmen değilim, bir şey değilim. Benim cinayetim, çocuğumun ölümü, küçük çocuğumun akıbeti belli olsun. Ben gitmeyi bir an önce istiyorum. Bir an önce gitmeyi, benim de zoruma gidiyor, her gün bir şeyler çıksın, uyuma. Hiç uyumadım Müge Hanım. Yanlış mı baba? Hiç uyumadım, uyuyamıyorum. Ben annemgile bir söz verdim hastanedeyken. Doktor ağladı, başın sağ olsun, dostlar sağ olsun dedim, herkesi susturdum. Annemgile ağlamayacaksınız çünkü ben biliyordum. Bu cinayet aydınlanınca beni kimse bilmesin, ben 2-3 ay ben yokum. Kendime kapanınca ben acımı öyle yaşayacağım dedim. Ben çünkü biliyordum ki kızım öldürüldü. Şimdi ben tabii ki yetkililer iyi daha iyi bilir ama dediğim gibi altyazıları tamamlansın az sonra size. Melisa'nın sevgilisi Recep'in anne ve babasının röportajlarını izleteceğim. Bunlar itiraf niteliğinde açıklamalar. Cinayet masasının da dikkatini çekeceğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bunlar diyor ki baba biz evet bunları polise anlatmalıydık. Anlatmadık. Vicdan azabı çekiyorum. Çünkü biz olayın buralara geleceğini tahmin etmemiştik diyor. Ben çok samimi buldum açıklamalarını. Az sonra izleyeceğiz beraber. Ayşe'cim sen de hoş geldin. Hoş buldum. Sağ olun Müge Hanım. Sen de ne kadar genç ve güzel bir hanımsın. Sağ olun, teşekkür ederim. Üç çocuğunla şimdi boşanma aşamasındasın. Evet, evet.
Hep en baştan beri işte konuştuk. Çok kızdın sen de biliyorum bu eşyaları sana gelmesine. Ben evet getirmek istedim. Onlar bende emanet gibi hissettim öğrendikten sonra evet, ailesine vermek istedim. Allah razı olsun kızım. Bence doğrusunu yaptım. Size çıkıştığım zaman için çok çok özür rica dilerim. Rica ederim sizin de başınız sağ olsun. Çünkü benim kafam çok çok karışık beynimde. Bin bir türlü şey dönüyor. Yanlış anlamam falan hani çok gerçekten özür dilerim. Bu saatten sonra ben senin öz kardeşinim. Öz kardeşin. Allah çocuklarının Allah. Gerçek söyleyeyim. Çocukların bir şeye ihtiyacı olsa ben gerçekten senin yanında olacağım. Gerçekten ben biz olacağım. Gerçekten. Ama o Recep evet. olmasın mesela. Yok zaten Recep bizim için hiç çok yok. Çok güzel bir annesin çocukların zaten. İçin. Allah ailenden de senden de razı olsun. Sağ gerçek. Olun. Sizin tekrar de başınızlarında babaya benzemiyor mu? Benim büyük oğlum babasının aynısı. Tıpatıp aynısı. Herkes çok benzetiyor. Çok yani yürüyüşü, hareketleri. Ama o benim en kıymetlim, ilk göz ağrım. Hiçbir zaman hiçbirini ayırt evladım. Etmedim. Babasına hiçbir benziyor diye onu hiç dövmedin değil mi? Hiçbir zaman. İlk göz ağrım o benim. Ya bir kere canım ya, babasına da benzeyecek zaten. Genetik denilen yani genetik gerçek bir şey var. Benzesin. Yani babadan nasıl da bir zihniyettir bu? Babasına benziyor diye bir çocuk dövülür mü ya? Var mı böyle bir zihniyet? Var mı böyle bir akıl? Var mı böyle bir mantalite? Varsa eğer öyle bir mantalite doktora gitmeli, muayene olmalı, kendini kontrol etmeli. O kadın iyi bir psikolojik tedavi almalı. Bence kızınız da size benziyor bu arada. Melisa da size evet, benziyor. Evet, Melisa da bana benziyor, evet. Yani bir de babasına da benzesin. Yani evet. Bir kere şimdi biz eşlerimizden ayrılabiliriz ama çocuğumuzun evet. babası. Evet. Yani sonuçta onun babasıyla devam eden bir bağ, evet, kopamayacak bir bağ evet. var. Niye tabii. benzemesin ölene ki? Ölene kadar, yaşam evet. sonlanana kadar o bağ devam edecek. Yani doğal olarak bu reddedilebilir, yok sayılabilir bir şey. Ben size başka değil. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar diyorsunuz ki Melisa'nın bu tavrı normal mi? Psikolojisi normal mi? Değil. Bana değil, şunu söyler misiniz? Evli bir kadın. Almanya'da doğmuş. Almanya'da yaşıyor ve Almanya'yı seviyor annesiyle beraber. Sizin evet. eşiniz de Almanya doğumlu mu? Evet o da yok evet o da Almanya doğumlu. Almanya eşim doğumlu. De Almanya doğumlu evet. Heh. Annesiyle babası Aynen. geliyorlar Almanya'ya. Böyle bunlar gerçekten ciddi Almancı olmuşlar. Oradan ama atılırlarsa yarın bir gün bir şey olduğunda o zaman hiç buraya gelmeyeceksiniz. Aynen öyle. Burayı böyle... sevmeyeceksiniz. Ya ben öyle düşünüyorum. Aynen. Aynen. Buranın kanunlarını, diyor. Buranın adaletini beğenmeyenin burada işi bu yok. Ülke sınırları içinde nefes almaya hakkı yok. Yarın bir gün bir sınır dışı hiç buraya almasınlar onları. Şimdi orada yaşıyor, orada doğuyor, oranın kültüründe doğuyor. Evli, iki çocuk annesi. Kaç yaşında? 23 yaşında mıydı? Evet. 23 yaşında. İşi gücü de yok. Parası da yok. Gidiyor arkadaşı bilet alıyor. Evet. TikTok'tan tanışıp hiç tanımadığı biri için... Kilometrelerce yol kat etti bu iki çocuğuyla beraber Gaziantep'e geliyor. Şimdi yani bu şeye baktığınız zaman bu ya normal bir şey mi? Bir de evli üç çocuklu zaman. Adama geliyor. Evet. Geliyor burada hamile kalıyor üçüncüsüne ve herkes de anlatıyor ki zaten madem bak kolay değil. Gerçekten yani kolay iki tane değil. Çocuğa bakmak hiç kolay değil. Biri 1,5 yaşında biri 3 yaşında. Hiç kimse kendini kandırmasın. Ama seversen ne yapacaksın? Seve oynaya bakıyorsun. Ama hiç kolay değil. Sen bırak orada annesini, anneni, manneni bilmem ne sana yardımcı olabilecek insanlara. Gel buraya iki çocuğuyla. Ondan sonra da bir de aşık. Bir de ondan da hamile kalacak. Onunla gezmek, onunla eğlenmek, onunla vakit geçirmek istiyor. Ver uyku ilacını sabaha kadar uyusun. Ama uyku ilacıyla çocuk büyür mü? Cani anne. Cani anne. Herkes anne olamaz. Baş başa normal bırak. Ben şeyde skalada düşünemiyor bu kadın. Karnındaki çocuk bile ona kalmasın. Karnındaki çocuk bile ona kalmasın. Şimdi önce sevgili Recep'in annesi Nigar Aldemir'i izleyelim. O da benzer şeyler anlatıyor ama asıl babanın anlattıkları çok daha önemli. Önce annesini bir izleyin. Üzüleceksiniz biliyorum ama siz de zaten gerçeklerle yüzleşmek için geldiniz. Sevgilinin annesi konuştu. Çocuklara vurdu, çocukları belbete dışarı dinlettirirdi. Bak dedim, günah dedim, yazık dedim. Son sözlerini Recep'e söyledi. Son nefesinde bile babacığım lütfen beni bırakma dedi çocuk. Şoke eden sözler. Bu büyüdü resiye vururdu. Basadan aynı o günde evde kafasını vurdu. O gün hastaneye gittiler. Melisa Ünal'ın sevgilisinin annesi olan Nigar Aldemir, Meryem'in kısacık ömrünün son günlerine en yakından şahitlik edenlerdendi. Nigar Aldemir, çarpıcı iddialarla birlikte bildiklerini ekibimize anlattı.
Yani iyiydik biz, kendinden bizim geçimimiz çok iyiydi. Ama bu çocuklara çok vururdu. Babasına benziydi. Bak güçe vururmazdı. Ama bu büyük öldüresiye vururdu. Çocuklara vururdu. Çocukları belbete dışarı dinlettirirdi. Ben Ayşe'nin çocuklar babaanne, babaanne, babaanne ikisi daha Meyrem de Asya'da. Kızım günah derdim bileyim. Yani Recep de Hüseyin'de Allah var. Evladından çok severdi. Baba derlerdi ya. Çok severlerdi. Onlar da yani Recep'i çok severdi. Helil'le de Meyrem. Recep böyle kucağına almış. Son nefesinde bile dediğim gibi evden kaçırdığı yerde emmalıca. Babacığım lütfen beni bırakma demiş çocuk. Meryem'i dövmemesi için oğlunun sevgilisi Melisa Ünal'ı ikaz ettiğini de dile getiriyor Nigar Aldemir. Birkaç sefer dedim ya Recep'e, oğlum dedim, bunu çok dövdüm. Ne diyeyim ona da, baş çıkamayayım dedi. Çocuk geldi, bir şey desem de bariydi. Bilin senin çocuğun mu diye dedi. Bir gün de gene ben bağırdım. Bak dedim, günah dedim, yazık dedim. Kakasını dışına çıkar demiş, çok iyiymiş. Dedim çocuk yapmaz mı? Hazır bezdim, sil at dedim, şöyle dedim. Döverdi ona. Nigar Aldemir, Meryem'in beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırıldığı günde annesinin şiddetine maruz kaldığını söylüyor. Basadan aynı o günde dediğim gibi böyle işte oturduk, tosik ya, bile kafasını vurdu. Aman oğlum dedim, gene dedim Melisa kızı vuruyor dedim, dövüyor dedim. Dövdüğü gün mü hastanelik oldu? O gün hastaneye gittiler. Ana dedi, yoğun bakım aldılar çocuğu da, kızı dedi, yeğenmiş herhalde dedi. Basadan geride gelmediler. Melisa Ünal'ın şu an karnında taşıdığı bebeğin babaannesi olan Nigar Aldemir, doğmamış torunu için de endişe ediyor. Melisa yaptı, kim yapıcı? Sokakta adam gelip de vurup dövmez değil mi? Hiç kimse kimsenin evladına da vurmaz. Hiç vicdan mahremet yokmuş. Yani bir daha da doğurup mu vurmasın? Madem böyle çocuklarına kıymet vermiyor değil mi? Ya... Şu anda Recep'in çocuğuna hamile ama. Alırız biz o çocuğu, kendine verecek mi? Yazık değil mi, elinde böyle vurup öldürürse onu da. Bunlar alışmış böyle bırak gitmeye. Ya bu Recep'i de kandırmış, seni Almanya'ya götüreceğim demiş. Aa, ne götür daha Almanya'ya? Yani doğacak çocuğumuzu bile bırakmayız bunun eline diyor. Evet. Müge Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi Recep'in annesi diyor ki kendi çocuğundan çok severmiş çocuklara. O zaman niye uyku ilacı vermesine izin vermiş? Niye alıp ilaçları çöpe atmamış? Niye her şeye göz yummuş? Madem kendi evladından çok seviyormuş. Ve yani aramış de... insanlara bir baş sağlığı dilip kafasını öne eğeceğine, kendisinin oğluna orada niye hakaret ediliyormuş? Ne oldu? Oğlunun gururuyla mı oynandı? Sen önce bir insanlarla konuşmayı bil, bir baş sağlığı dile. Her zaman oğlunun arkasında, her zaman her hatasında. Recep'i bu hale getiren de annesi zaten. Biz inanmıyoruz Müge Hanım. Biz inanmıyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var Müge Hanım. Benim Sarem o kadar konuşamıyor. Meryem zaten orada hem kreşe gittiği için Almanca öğreniyor, hem de Türkçe öğreniyor. Ve baba beni kurtar diyebilecek bir dili yoktu. Ben en son görüntülü konuştuğumda papa diyordu, beni kızdırıyordu. Sonra Almanca papa demek işte. Baba diyordu, gülüyordu. Ne yapıyorsun kızım, iyi misin? Burada önemli mesela. Olan hani... ne biliyor musun? Çocuk demek ki hani bilincini yitirmişti diyorlar ya, başka bir şey olmuş o evde. Evet. Bak şimdi evet. Herkes başka bir şey anlatıyor. Evet. Oraları evet. Papasında babasında değilim ben. Tabii çocuk oğlunu 5 aydır Gaziantep'te öğrenir. 3 yaşında çocuk niye konuşmasın? Yok. Gelsin burada konuşsun Recep. Niye gelmiyor? Gel burada konuş, tamam. Oo, yani oturur hikayeyi anlatır. Hiç öyle 3 yaşında kız çocuğu konuşmaz mı? Anlaşım, eğer çok ciddi bir başka bir mental problemi yoksa 3 yaşında kız çocuğu gayet de güzel konuşur. Senin Melisa, 3 yaşında bak... kız mı oğlan mı? 3 yaşında kızım var. Konuşuyor. Konuşmuyor evet, mu? Konuşuyor, anlatıyor her şeyi. Konuşmaz mı canım? Ben 3 yaşındaki çocukların bir de ne dediğini çok önemserim bile. Yani gayet de aklı başında oluyorlar onlar. Hep kendi şey savunmalarını şey yapıyorlar Müge Hanım. Hı? Hep kendi savunmalarını yapıyorlar. Şimdi asıl babayı izleyelim. Bence herkesin dikkatini çekecek açıklamalar yapıyor. Aslında anne ile baba şunu söylüyor. Oğlumuz Almanya'ya götürecek Melisa diye ona gerçekleri anlatmadı. Biz anlatıyoruz. Bence bize anlattıklarından daha fazlasını da biliyorlar. Evet. İzleyelim. Sevgilinin babasından çarpıcı açıklamalar. Ben vicdanım sızlıyor o çocuğa yaptığı hareketi. Babasına benziyor diye döverdi. Babasına benziyor, ben bunu işkence yapayım dedi. Olay günü kafasını duvara vurdu, sesi bile duyuldu. Oğlum buradayken bile duvara vurdu, duvarın sesi buraya geldi. Dedim oğlum aşağıda bir ses geliyor, duvara çocuğa vurmuş dedi. Ben ses buraya geldi. Küçük çocuk gördüğü şiddetin kurbanı mı oldu? Meryem'in annesinin sevgilisinin babası Mehmet Aldemir, küçük çocukla ilgili bildiklerini anlatırken itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
geldiğinden beri çocuğa işkence yapıyordu. Babasına benzeyendiğin çocuğu öldürmeye çalışırdı. Neler yapıyordu? Duvara vuruyor, ora vuruyor, ora vuruyor çocuğu ölmesini istiyordu. Oğlum buradayken bile duvara vurdu, duvarın sesi buraya geldi. Dedim oğlum aşağıda bir ses geliyor, duvara çocuğa vurmuş dedi. Çocuk eksik doymuştu, gözleri görmüyordu. 200 milyona gözlük aldım ben bu çocuğa, görsün düşmesin deyin. Yine de çocuk vefat etti işte. Hiçbir gün çocuğa benim çocuk deyin demedi yani. Meryem tuvaletini yapıyor diye dışarı, annesi bunun için dövüyormuş, doğru mu? He, bir de o vardı. Öylece bunda ikinci yemeğe kadar çocuklara bakmıyorlardı. O da çocuk altını pislediği için çocuğu dövüyordu. Çocuk 12'ye kadar tuvaletini tutamaz ki aşağıdan böyle. Bunlar kalk da ben bu çocuğa bakayım demedi. Çocuğuna bakmayın ne yapayım ben? Sormadın mı kızım, sen neden kızına bu kadar kötü davranıyorsun, dövüyorsun? Babasına benziyor diye iletti. Babasına benziyor, ben bunu işkence yapayım dedi. Çocuktan ne istedi? Babasına benzediği için hep işkence yapıyordu. Duvara vuruyordu. Çocuğu babasını duvara vuruyordu. Tabii ses buraya geldi. Biz Recep'le burada toz yedik. Dedim oğlum bu ses ne? Melisa vuruyor dedi. Dedim yazdı. Hiç inip oğlunuz müdahale etmedi mi neden vuruyorsun diye? Oğlum söyledikçe de onun sözünü dinlemedi. Defalarca ölsün dedi, öldüresiye dövdü. Recep'e de öyle söylemiş. Ne demiş? Bunun ölmesini isteyeyim demiş. Recep de vurma yazıktır dediğini söyledi yani. Ben dedi anası değil mi severim dedi, vururum dedi. Sen benim çocuğuma karışamazsın dedi. Recep'e çıkışmış yani. Her zaman ağzını açıyordu ki bu çocuk ölsün diyordu. Babasına benzediği için. Mehmet Aldemir de Meryem'in scooter'dan düştüğünü görmediğini söylüyor. Bu scooter olayı nasıl? Melisa mı düştü dedi scooter'dan? Onu söylemedi. Bize hiç söylemedi. Sadece ambulansı gelirken gördük biz. Recep içeride oturuyormuş oğlum. Almış içeri getirmiş. Çocuk son nefese gelince Recep ambulans çağırmışlar. Biz burada çay içiyorduk. Vardığımızda ambulans gelikti. Stokur'da düştüğünü, ne ettiğini hiçbir şey görmedik ama çok eskici yapıyordu çocuğa. Olay günü mü dövdü? Saat 4:30 sırasıydı. Küt diye bir ses mi duydunuz? Evet. Ses geldi. Küt 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 bir ses geldi. Ben vicdanım sızlıyor. O çocuğa yaptığı hareketi. İnsan ne kadar olsa çocuğuna bu kadar yapmaz. Günahtır. Allah var yok onda. Bir ses geliyor güm 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 duvara vuruyor çocuk kovasını. Ben bunu ikinci şöbede söylemedim. Dedim yazıktır. Ben dedim ev şey olmasın. Ama sonuçta ortada bir can var. Biz de kurtulur zannettik. Çocuk burada düştüğünde ambulansa gittiğinde daha canlıydı. Son sözlerini Recep'e söyledi. Babasına dedi ki baba beni kurtar dedi. Son lafı buydu. Ne dedi tam? Baba beni kurtar dedi. Baba beni kurtar dedi. Son lafı buydu. Ha, beni kurtar dedi. Son nefes konuşması buydu. İnsanın vicdanı koymayı. Buraya varacağını isabetmedik biz. Yalan söylemeyik. Bak ilk önce senin konuştuğunda ne dedi Melisa? Kapının önünde stokurla duruyordum dedi değil mi? Stokuru belki de kendi koyuk. Oğlunun sessiz kalmayı seçmesinin nedenini de anlatıyor Mehmet Aldemir. Bu durumda Recep hala Melisa'yla neden devam etti? Dedi ben seni Almanya'ya götürürüm dedi. Recep onun için seslenmedi. Kendi kendini kurtarmak için şey etti. Dedesi, nenesi demiş ki geldim seni burada lokantamız var, seni işe koruk. Bu olay olduktan sonra da Recep Almanya'ya gidebilmek için sustu, doğru mu? Evet, doğru. Melisa, bütün suçlar, bütün oklar senin üstüne döndü bak. Gel. Buraya kendini savun, çık ortaya. Neyse doğrusunu anlat. Ben bu söylenenlere de inanmıyorum. Sen çocuğunu döven bir anne değildin. Bizler şahit olduk mu hiç çocuğunu Hayır, dövdüğüne bu olmadım. Derecelerde? Ben olmadım. Böyle değildin. Buraya Hayır. gel bak, insanlar seni karalıyorlar. Neyse doğrusunu söyle. Eğer haksızsan yine ben senin arkanda duracağım. Gel bunları söyle. Lütfen rica ediyorum senden ya. Bütün oklar üstünde. Lütfen rica ediyorum, gel bunları söyle. Funda Hanım, yıllarca yalvardım size. Bu çocuğu bir psikoloğa götürelim. Psikolog, doktora götürelim. Her seferinde bana karşı çıktınız. Benim kızım deli mi? Benim kızım aptal mı? Buyurun ekin tohumunu şimdi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.